Ben kendimi tanıtayım hocalarım. Ondan sonra yavaş yavaş giriş yapalım. Çok güzel. Ben Hakan Ertürk, coğrafya öğretmeniyim hocalarım. Yaklaşık 2014'te başladım coğrafya anlatmaya. 9. senemdeyim diyelim. 10. seneme doğru gidiyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden mezun oldum. Coğrafya bölümünden. Daha sonra Uludağ Üniversitesi yüksek lisans ve şu an doktor olarak devam ediyor. Şimdi EKS YÖS olarak hazırlanacağız. Beşer soru geliyor karşımıza. Soru ağırlıkları her sene değişiyor aslında. Çok uzun süre boyunca yapılan bir sınav olmadığı için böyle üniversite sınavlarında olduğu zaman şey olabiliyor. Böyle işte arkadaşlar şundan gelir bundan gelmez az çok diyebiliyoruz. Çok da net konuşmamakla birlikte ama bu sınavda soru sayısı az olunca her yerden gelebiliyor. Geçtiğimiz sene madenlerden, karstik arazilerden, masif arazilerden sorular geldi. Yine ekonomik coğrafya ağırlıklı sorular bekliyoruz son ünite. Ama ilk kısımlardan geldiği oluyor. Bu ders birazcık farkındasınızdır hocalarım. Liseden belki hatırlarsınız. Biraz genel kültür bilgisi istiyor. Hocam ben o genel kültür bilgisine biraz hakim değilim. Türkiye'de nerede ne var ne yok pek bilmiyorum. Hiç problem değil hocalarım. Bu serüvende beraber işleyeceğiz zaten. Sürekli ben bunlardan bahsedeceğim. Biraz sohbet eder gibi gideceğiz zaten derste. Bu birazcık daha kalıcı bir öğrenme sağlıyor. Şimdi hocalarım şöyle hafiften giriş yapalım. Aslında ben bu görseli kullanmayı çok seviyorum ilk dersimde. Şöyle baktığınız zaman muazzam bir topografyadayız. Muazzam bir arazideyiz. Şöyle kuzeyimize baktığımız zaman şu taraflarda sanki efendime söyleyeyim savaş yaşanıyor şu kısımlarda. Şu taraflarda bizim efendime söyleyeyim savaş topografyamız. Şu taraflarda Azerbaycan ve Ermenistan birazcık daha doğu taraflarına doğru birbirine girmekte. Güney taraflarımız Suriye, şöyle Irak toprakları, bu taraflarda terör koridorları. Şurası Kıbrıs, Yunanistan'la yaşadığımız sorunları burada daha çok somut halde görüyoruz. Batımızda Yunanistan var. Şurada Avrupa Birliği ülkelerimiz, Bulgaristan, Yunanistan sınırı. Her tarafımız aslında birazcık böyle problemlerle dolu. Biz bu problemlere dolu coğrafyadaki güzel bir ülkeyiz. Bu ülkedeki değerleri konuşacağız aslında bu derste. İlk önce bu ülkenin tam olarak nerede olduğunu, konumunu konuşacağız. Özel konumunu, matematik konumunu konuşacağız. Daha sonra ikinci ünitemizde, hatta ikinci ünitemizin yapısını göstereyim. Yer şekillerinden bahsedeceğiz. Önce ilk konuda coğrafi konumda, hatta şöyle çok hafif başlıklardan bahsedelim. Coğrafi konumda şimdi gireceğiz. Özel konumdan, efendim söyleyeyim matematik konumdan bahsedeceğiz. Daha sonra jeopolitik konuma giriş yapacağız. Buradan bir tane soru gelme ihtimali var. KPSS sürecinde de görmüşsünüzdür belki hocam. Buradan bir iki tane kesin geliyor. EKS, YÖS'e de bir tane gelebiliyor. Bu yer şekil örüntüsünde de hocalarım ilk önce jeolojik zamanları belki hatırlarsınız. Bu kuaternerdir, paleozoiktir, işte bu kısımlar birazcık ezber. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Daha sonra iç kuvvetlere giriş yapacağız. Daha sonra dış kuvvetlere giriş yapacağız. Bu taraflardan iki tane soru gelme ihtimali var hocalarım. Belli olmuyor bazen. İç kuvvet, dış kuvvet. Daha sonra iklim konusuna giriş yapmadan topraklar ve afetler konusu var. Aslında bu toprak ve afet konusu eklem bir konu. İki konu ünitesi arasında ben anlatıyorum bunları. İklimden sonra da anlatılabilir. Önce anlatmak daha iyi oluyor çünkü biraz yer şekli bilmek, biraz iklim bilmek gerekiyor. İklim konusunda da özellikle nem, basınç, rüzgar, yağış gibi konulardan birazcık soru gelme ihtimali olabilir. Bunun dışında soru gelme ihtimali en yüksek kısım Türkiye iklimi tipleri. Belki hatırlarsınız Akdeniz, Karadeniz, Ilıman Karasal, Sert Karasal gibi iklimlerimiz var. Bunlardan birazcık bahsedeceğiz. Daha sonra nüfus göç yerleşme. Buradan da bir tane soru bekliyoruz. Bazı senelerde buradan abartabiliyorlar. Nüfus göç yerleşme 5 soruda 2 tanesi buradan gelebiliyor. Dikkat etmemiz gerekiyor bu kısma. Nüfus göç yerleşme. Çok da zevkli bir konu. Konuşurken epey bir eğleneceğiz. Böyle anlatması çok zevkli, dinlemesi çok zevkli. Günümüzü konuşacağız birazcık. Tabii yine akademik yönden. Bir de ekonomik coğrafya. En çok sorunun geldiği yer hocaların burası. Ve burası öğrenciye en zor gelen kısım. Çünkü artık sonlara doğru yaklaşmış oluruz. Herkes tükenmiş oluyor, bitmiş oluyor ve işte orada irade ortaya koymamız gerekiyor. Burada tarım, hayvancılık, efendim söyleyeyim madencilik, ticaret, sanayi, turizm gibi konular var. En çok sorunun geldiği, her sene kesin sorunun geldiği yer burası oluyor zaten.
Geçtiğimiz sene de geldi buralardan sonra borla ilgili bir soru, karstik arazilerle ilgili sorular gelmişti. Tarımla ilgili bir soru geldi, üzümle ilgili. Buradan gelme ihtimali var. Bunlar bizim hocalarım 8 hafta boyunca göreceğimiz konular. Daha sonrasında bir şey de yapacağız. Soru çalışması da yaparız ki zaten her dersin, her günün son yarım saatini soru çözümüne ayıracağım. Konu anlatımı evet önemli ama soru kökü görmezsek pek bir anlamı kalmıyor. O yüzden bu sene bir de soru çözümü de ekledik son yarım saate. Konularımız böyle başlıyor. Herkes aşağı yukarı gelmiştir hocalarım. Hala katılıma devam ediyor ama biz yavaştan başlayalım hocalarım şöyle. Aynen hocalarım. Hazırsanız dinlemeye hazırsak yavaştan başlayalım hocalarım. İlk konumuz coğrafi konum. Coğrafi konum bir ülkenin nerede olduğu ve niteliklerini kapsıyor. Şu görmüş olduğunuz yapı Türkiye'deki koordinat sistemini gösteriyor. Birazdan bunun detayına gireceğiz. Kuzeyimizde Sinop ve Kırklareli, güneyimizde Hatay, doğumuzda Iğdır, batımızda Çanakkale'yi görüyoruz. Bunları pek sormuyorlar kuzeyde güneyde ne var diye ama çok hafif bilmekte fayda var. Koordinat sistemlerini ezberlemek zorundayız. Hocam şu 36, 42, 26, 45 meselesini matematik konu detaylı göreceğiz zaten ama şimdiden bir gözünüzün önünde hafifçe bulunsun istedim. Bu koordinat sistemi ile ilgili soru kökleri gelme ihtimali var. Şimdi detaya birazcık girelim. Hocalarım coğrafi konumda 3 tür var. Bir tanesi özel konum, bir tanesi matematik konum, bir tanesi de jeopolitik konum. Bunlardan ilki özel konumdur. Aslında özel konumun diğer ismi bize bu konumun ne olduğu hakkında bilgi veriyor. Göreceli konum demek. Mesela şöyle bir soru kökünden başlayalım hocalarım. Sallıyorum. Ağrı'dasınız, Iğdır taraflarındasınız. Ağrı Dağı'nın 5000 metre olduğunu biliyoruz aşağı yukarı. Mesela bir çocuk bize sorsa dese ki ya bu dağ neden 5000 metre? Niye 4000 metre değil diye sorsa biz o çocuğa cevap veremeyiz. İstediğimiz kadar akademik bilgiye sahip olalım. O çocuğa ya çünkü şu yüzden 5000 metre diyemeyiz. Deriz ki ya bu dağ volkanik bir patlamayla oluştu. Efendime söyleyeyim işte bazı kraterler oluştu. Sonra aşağı çöktü ama üst kısımları tekrar yükselmeye başladı falan. Akademik bir açıklama yaparız ama neden 5000 metre olduğu hakkında bir yorum yapamayız? Esen hocamın dediği gibi Allah öyle yaratmış çünkü demekten başka çaremiz yoktur. Ona özgüdür yani bu. Ya da bizim mesela Uludağ 2500 metre. Niye 2500 metre? Çünkü öyle. Bir cevabı yok. Oraya özgü olan her şey özel konum olmuş oluyor. Ya da bir soru daha sorayım hocam. Mesela Ankara'da deniz yok. Yani birisi dese ki neden Ankara'da deniz yok? Çünkü yok. Oranın özelidir bu. Bu çünkü yok cevabının içini dolduramama sebebimiz oranın özelidir. Özel konumudur. Birazdan işlerken göreceğiz. Matematik konum böyle değil. Birisi bize bir şeyin matematik konumu hakkında bir soru sorduğu zaman teknik olarak, şöyle geometrik olarak, fiziki olarak, matematik olarak bir cevap verebiliyorsak, bir mantığı varsa matematik konum. Ama mantığı yoksa özel konum. O yüzden soru kökünde yükselti kelimesini gördüğüm anda bunun direkt özel konum olduğunu bilmem gerekiyor. Bu arada bir parantez düştüm. Bunu çok soruyorlar. Gerçek alan ve izdüşüm alan arasındaki fark kökü. Bu biraz önemli. Hocam bu ne demektir? Çok hafif detaya girmeye başlayalım. Bir yerdeki gerçek alan demek yükseltinin hesaba katıldığı alan demek. Yükselti hesaba katılır diyelim. İzdüşüm alanda da yükselti hesaba katılmaz diyelim. Zaten izdüşüm kelimesi şuradan geliyor. İzin düştüğü yer. Yükseltinin hesaba katılmadığı yer. İyi de hocam bu ne demek? Şu demektir. Bir yerin gerçek alanıyla izdüşüm alanı arasındaki fark ne kadar fazlaysa, yani o da ne kadar yüksekse, biz oranın rakımının da fazla olduğunu biliriz. Mesela sallıyorum, neredesiniz diyelim? İzmir'de deniz kıyısındasınız. İzmir'in deniz kıyısında duruyorsanız şu anda oranın gerçeği ve izdüşüm arasındaki fark sıfırdır. Niye? Zaten sıfır metreye göre izdüşüm alanıyor. Ama siz İzmir yerine sallıyorum Kars'a gittiniz. Kars'ın izdüşümü 0 metre. Çünkü bütün izdüşümler 0 metre çizilir zaten. Kars'ın izdüşümü 0 metre ama gerçek alanını hesapladığınız 3000 metreye kadar çıktı. İşte bir yerin izdüşümüyle gerçek alan arasındaki fark ne kadar fazlaysa orası o kadar yüksek olmaya başlıyor. O yüzden bu bize yükseltiyi veriyor aslında. ÖSYM hep bize açık seçik bazen yükselti kelimesini kullanmıyor. Gerçek alan ve izdüşüm alan arasındaki fark fazla diyor. Hatta şöyle bir soru sorarsam hocalarım. Sizce Türkiye'de batıdan doğuya gittikçe gerçek alan ve izdüşüm alan arasındaki fark gittikçe azalır mı artar mı? Batıdan doğuya gittikçe. Bu fark azalır mı artar mı hocalarım? Kesinlikle artar.
Çünkü yükselti artar deriz. Aynen öyle. O zaman bir soru daha sorayım hocalarım. Sizce sallıyorum hocamın verdiği örnek Sivas'ta mı yoksa Aydın'da mı bu fark daha fazladır? Sivas'ta mı Aydın'da mı fark fazladır? Kesinlikle Sivas'ta çok daha fazladır. Yoksa Bursa'da mı efendim söyleyeyim Erzurum'da mı bu fark daha azdır? Fark azdır diyorsa aynen Bursa deriz. Çok güzel. Çünkü bir anda hep fazlayı sormaya alışmışızdır belki ama adam azı sorabiliyor, değildir diye biliyor. Dikkat etmek lazım hocalarım. Ne olur ne olmaz. O zaman bir soru daha hocalarım. Türkiye'de gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölge neresidir? Bu farkın izdüşümle gerçek arasındaki farkın en fazla olduğu bölge yani en yüksek bölgem Doğu Anadolu bölgesidir. Çok güzel. Çünkü en yüksek deriz. Peki hocalarım. Sınava girdik. Eğer bize bir yerin gerçek alanıyla izdüşüm alanı arasındaki farkın en fazla olduğu yeri sorarsa en yüksek olduğunu biliyorum. Doğru olduğunu işaretledim. Fakat sınava girdik. Sınavda bize gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın en az olduğu bölgeyi sordular. En az. Bu sefer ne dersiniz hocalarım? Şimdi cevaplar gelmeye başlıyor. Ege diyen var, Güneydoğu diyen var, Marmara diyen var, İç Anadolu diyen var. Şimdi cevaplar değişmeye başladı. Bazıları şey diyor, hocam İç Anadolu bölgesi çok, çok düz diyenler var. Bazıları diyor ki hocam Güneydoğu bence orası daha düz diyen var. Hocam Marmara diyen var. Ege bölgesi diyen var. Şimdi fazlayı sorarsa problem yok ama azı sorarsa demek ki herkes elenecek gibi görünüyor hocalarım birçoğumuz. Türkiye'nin en alçak deniz seviyesine en yakın bölgesi neresi hocalarım? Aslında bunu soruyor. Deniz seviyesine en yakın bölgesi. Neresiymiş biliyor musunuz? Marmara'ymış hocalarım. Marmara Türkiye'nin en alçak bölgesiymiş. Genelde şıklarda İç Anadolu bölgesi de olur. Öğrenci der ki ama hocam İç Anadolu bölgesi dümdüzdü. Evet, Konya dümdüz ama yüksekte bir düzlük. Biz o kısımları hocaların bazılarına plato diyoruz. Bir yerin düz olması oranın deniz seviyesinde olduğu anlamına gelmez. Ege diyenler hocam Ege'de deniz kıyısında bilmiyorum hatırlayan var mı hocalarım? T ortaokul 6. sınıf ya da lise 2 10. sınıf Horst, Graben böyle bir şeyler duyduk mu hocalarım hiç hayatınızda? Horst, Graben illaki duymuşsunuzdur. Bunlar Ege'deki dağlık bölgeleri ifade ediyor. Horst özellikle. Marmara'da hiç mi dağ yok? Tabii ki var. Ama Ege'deki dağlar kadar değil. Marmara iyice alçaktaymış hocalarım. Unutmayasınız. Marmara deniz seviyesine en yakın bölgeymiş. Özellikle Fulya hocamın dediği gibi Ergene tarafları. Hiç Ergene'yi duydunuz mu hocalarım? Şu Edirne, Tekirdağ tarafları. O taraflar iyice alçakmış böyle. Önemli kısımlardan bir tanesi. O zaman biz bu özel konumdaki bu gerçek alan ve izdüşüm alan arasındaki farkın muhabbetini de öğrenmiş olduk. Genelde rakiplerimizin tamamı yükseltinin ne olduğunu biliyorlar zaten ama gerçek ve izdüşüm farkı denince bir an dona kalıyorlar. Ne olduğunu çıkaramıyorlar. Hatta aramızda gerçek ve izdüşüm arasındaki farkın en fazla olduğunu sorduğumda Konya diyenler oldu. Hocalarım Konya'nın yüz ölçümü büyük. Yüz ölçümü büyük olması farklı bir şey. Bir yerin deniz seviyesi ve yükseltisi arasındaki farkın fazla olması farklı bir şey. Burada yüz ölçümü asla sormadık. Unutmayasınız onu. Yine nemlilik bunlardan bir tanesi hocalarım. Mesela ben Bursa'da yaşıyorum bu arada. Bursa biraz nemli bir şehir. Niye? Çünkü denize kıyısı var. Niye denize kıyısı var? Çünkü var. Nemlilik oranın özelidir. Ya da neden Şanlıurfa yazın felaket sıcak oluyor? Çünkü denize kıyısı yok. Hiç nem yok. Çok kavruluyor. İyi de hocam olsun ne fark eder? Yapacak bir şey yok. Oranın denize kıyısı yok. Bu oranın özelidir diyoruz. Nemlik kelimesini gördüğüm anda da özel konum olarak alacağım. Yine karasallık zaten nemliliğin tam tersi. Az önce söylediğimiz gibi Ankara'nın denize kıyısı yok. Çünkü efendime söyleyeyim Ankara'da deniz yok. Yani bunun bir cevabı yok hocalarım. Bir çocuk böyle bir soru sorsa çünkü yok evladım. Yürü işine git deriz. Biz bu yürü işine git dediğimiz her şeye özel konum diyoruz. Orojeniz ve epirojeniz. Bilmiyorum daha önce duyduk mu? Bence bir yerden kulağınızı tırmalıyordur. Orojeniz dağ oluşumu demek hocalarım. Hiç hatırlayan var mı bunları? Dağ oluşumu. Epirojeniz neydi hocalarım? Epirojeniz. Bu da biraz daha büyük bir yapıyı. Kıta oluşumu demek. Yine bir öğrencimiz dese ki hocam niye burada bir dağ oluşmuş?
Ya o dağın nasıl oluştuğunu söyleriz ama niye orada olduğunu ben de bilmiyorum. Bunun bir akademik açıklaması illaki var. Fakat jeolojik yapı ile ilgili. Hocam jeolojik yapı derken neyi kastediyorsunuz? Yerin iç yapısı ile ilgilidir. Yerin iç yapısını biz bir yere kadar tahmin ederiz ama bir yerden sonra tahmin edemeyiz. Az önceki şey muhabbeti gibi hocalarım. Hatta buraya yazalım virgül deprem meselesi. Deprem mesela özel konumdur. Hocam niye? Her şey belli değil mi? Değil. Mesela biz Büyük Marmara depreminin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Kaç büyüklükte olacağını bilmiyoruz. Ama hocam her şey net işte. Fay hatları falan var. Evet var da ne zaman kırılacak bilmiyoruz. Magma onu ne zaman sıkıştıracak tam olarak emin değiliz. Kaç büyüklükte olacak bilmiyoruz. Eğer deprem özel konum değil de matematik konum olsaydı şöyle derdik. Şu tarihte, şu saatte, şu büyüklükte deprem olacak. Herkes önlemini alsın derdik. Ya da epirojenez matematik konumla ilgili bir şey olsaydı derdik ki şu tarihte, şu saatte bir kıta, işte şu kıta 2 metre daha alçalacak derdik. Ama bunlar matematik bir yapıya sahip değiller. Tamamen o anlık olaylarla gelişiyorlar. O yüzden bunların hepsi hocalarım özel konum dedik. İlk kısımda bilmem gereken temel bilgi bu. Özel konumdan devam ediyoruz hocalarım. İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz veya daha sonra dinleyebilirsiniz. İlk derslerde birazcık daha dersi nasıl götürmemiz gerektiği ile ilgili küçük ipuçları da vereceğim hocalarım. Geldik arka sayfaya. Özel konum, göreceli konum meselesini birazcık daha detaylandıralım. Çünkü buradan biraz bir şeyler gelebiliyor. Yine aynı anda birden fazla mevsim meselesi. Hocam bunu niye böyle önemsiyoruz? Bu çok önemli bir şey mi? Çok önemli bir şey. Çünkü birazdan bir kök gelecek. Mevsim meselesi, dört mevsim meselesi o biraz matematikle ilgili ama aynı anda birden fazla mevsim meselesi birazcık özel bir yapıyı ifade ediyor. Hocam nasıl yani? Mesela bugünlerde hocalarım Kars'ta kar yağmış diyoruz. Ama aynı zamanda şu anda Antalya'da insanlar denize giriyorlar. Şimdi bu iki yapı birazcık çok güzel. Tuğba hocamın dediği gibi yükselti ile alakalı. Yani Kars'ta kar yağarken Antalya'da insanların denize giriyor olması Tekin'de sanki kış mevsimi özelliği başlarken Tekin'de sanki yaz mevsimi özelliği başlaması benim yükseltimle ilgili gibi görünüyor. Biz bunu buradan böyle düşünebiliriz. O zaman yükselti devreye girdiği anda da direkt özel konum olmuş oluyor. İlk maddeyi buradan aldık. Yine az önce bahsetmiştik deprem meselesi, kırıklı yapı, fay hattı. Mesela şu an benim oturduğum evin tam ön tarafından bir cadde var hocalarım. Fay hattı tam oradan geçiyormuş. Buna USGS'ten bakabilirsiniz veya bu yer bilimleri görüntülecisi var hocalarım. Oradan kendi evinizin fay hattına sahip olup olmadığını falan görebiliyorsunuz. Mesela aile bireylerinize gösterdiğiniz zaman derler ki ya Allah Allah buradan nasıl geçiyormuş? Geçiyor işte özel konum diyeceksiniz. Geçeceksiniz hocalarım. Farklı bir ev bulmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü tam fay hattı üstü evleri daha da riskli oluyor. Sallantının en büyük odak programları. Hangi program hocam? Şuradan bakabilirsiniz. Yer bilimleri görüntüleyicisi yazın hocalarım. Oradan bir Google'ın verdiği bir harita üzerine fay hatlarını işaretlemiş bizim MTA. MTA'yı duymuşsunuzdur. Maden Tetkik Arama Verisi. Oradan bakabiliyorsunuz hocalarım. Diri fay, ölü fay, teknofaylar, büyük faylar, ana faylar hepsini görebilirsiniz. Hocam niye tam da bizim evden geçiyor? Çünkü özel konum diye söyleyebiliriz. İstanbul Çanakkale Boğazları ilerleyen seviyede yine konuşacağız. İstanbul Çanakkale Boğazları eskiden akarsuymuş hocalarım. Bu akarsular yavaş yavaş böyle oraya aşındıra aşındıra giderken büyük bir çökme olmuş. Çökmeden sonra bu akarsuların olduğu yer denize dönüşmeye başlamış. Böyle kocaman suları yutmaya başlamış. İşte biz buna Ria kıyıt biliyoruz. Eski akarsu vadilerinin bir anda boğaza, denize dönüşmesi. Çok özel bir açıklama yaptım. O zaman özel konumdur diyeceğiz. Yine maden çeşitliliği meselesi. Mesela şu anda hocalarım aramızda 220 kişiyiz. Mardin'de yaşayan var mı hocalarım? Mardin'de. Mardin. Ya da hiç Mardin'e giden ya da Mardin'de bildiğiniz bir maden var mı? Riya eski akarsuların denize dönüşmesi demek. Çok güzel. Fosfat diye bir maden varmış. Aynen öyle hocalarım. Şimdi size bir soru hocalarım. Bu fosfat denen maden. Heh, orada yaşayanlar var. Çok güzel. Mardin'de fosfat diye maden varmış. Size bir soru hocalarım. Neden fosfat Mardin'de var da ne bileyim Kırşehir'de yok? Niye orada var? Niye Mardin yani? Çünkü öyle hocam. Yani öyle.
Zaten dünyanın kaderini değiştiren şey de bu biraz özel konumdur. Yani bazen diyoruz ya, ulan keşke bizim ülkede şöyle olsaydı. Olmadı işte. Yani ne yapalım? Olmadı. Ya da diyoruz ya, keşke bizde de doğalgaz olsaydı. Ha, yok. İşte bunların hepsi hocalarım özel konumdur. Maden kelimesini, enerji kaynağı kelimesini gördüğüm anda özel konum. Yine denizellik, karasallık az önce konuşmuştuk. Özel konumdan bir tanesi dedik. Hocalarım, o zaman özel konumun, göreceli konumun şöyle bir mantığı varmış. Bir şeye neden burada var diye sorunca, ne bileyim ben. Allah öyle yaratmış cevabını veriyorsak bunlar özel konummuş. Aslında bunlar kitaplarda yaklaşık bir iki sayfa anlatılıyor ama olayın mantığı bu. Mantığını öğrensek daha iyi olur hocalarım. Aynen hocam. Coğrafyanın kaderi olması özel konumdur genellikle. Geldik matematik konuma. Şimdi birazcık daha hocalarım bu Allah öyle yaratmış meselesini arka planda bırakıp bir şeyin teknik analizine giriyorsak, bu sefer matematik konumdur. Mesela siz bana sorsanız, deseniz ki ya hocam sizin boyunuz işte 1,73. İşte gölge boyunuz da bu kadar. Güneş kaç derece açıyla geliyor diye sorsanız, ben bir hesap kitap yaparım. Boyum bu kadar, gölgem bu kadar, şuradayım, buradayım. Açısını bir şekilde bulurum hocalarım. Ya da aynı kilogramdaki insanlar kutba doğru gittikçe yavaş yavaş kiloların arttığını gözlemliyoruz. Allah Allah, sistematik bir şey değişiyor. O zaman bu da matematik konum olabilir. Ya da efendime söyleyeyim, ne olabilir? Karların yerde kalma süresi. Bu da biraz matematik konumla ilgili olabilir. Özel konumla ilgili de olabilir. İşte teknik, detay gerektiren her şey matematik konumdur. Ya da çok daha basit bir özet geçeyim hocalarım. Siz benim evimin adresini sorsaydınız ve ben şu cevap verseydim. Evim çok güzel. İşte önünde mor menekşeler var. Efendime söyleyeyim, kirli bir sokak. İşte hayvanlara su veriyoruz. Üçüncü katta oturuyorum. Çok güzel bir yer ya diyorum. Siz şimdi benim oturduğum evin nasıl bir şey olduğunu gözünüzde canlandırırsınız. Nasıl bir yer olduğunu az çok düşünürsünüz. Ama nerede olduğunu bilemezsiniz. Ben size şu anda özel konumu söylemiş oldum. Ama deseydiniz ki hocam özel konumu bırakın, bize matematik konumunu söyleyin. Yani kargo adresinizi. Ben derdim ki şu şehirde yaşıyorum, şu mahalledeyim, şu ilçedeyim, şu sokaktayım, şu numaradayım, şu kattayım deseydim, işte bu sefer matematik konumu vermiş oluyordum. O yüzden matematik konum sizin nerede olduğunuzu, özel konum sizin nasıl olduğunuzu, hangi nitelikte olduğunuzu gösterir. Biz ikisini örtüştürdüğümüz zaman bir ülkenin tam olarak yapısını görebiliyoruz. Ve bu görmüş olduğunuz hocalarım, rakamlar, sayılar bizim matematik koordinatlarımız. Hocam bunları bilmek zorunda mıyız? Kesinlikle zorundayız. Şu mavi kalemle gösterdiğim çizgiler bizim enlemlerimiz. 36, 42, kuzey paralelleri. Belki hatırlarsınız hocalarım. Bunları mutlaka avucumuzun içine de yazalım. Ezberlememiz gerekiyor. Bununla ilgili soru kökleri de geliyor. 36, 42 kuzey paralelleriymiş. Şu mavi renkte gösterdiğim çizgiler bizim paralellerimiz. Şöyle göstereyim. Şunu da şöyle göstereyim. Mavi renkler bizim paralellerimiz. Şu kırmızı renkte gösterdiklerimiz de bizim boylamlarımız. 26 şölemesine geliyor. 45 derece doğu. Bunlar da bizim boylamlarımız. Tabii üstünü karalayınca sanki daha karışık gibi göründü ama 26-45'in boylam, 36-42'nin enlem olduğunu mutlaka bilelim. En kuzeyimizde Sinop var hocalarım. Aslında en kuzeyimizde bulunan valilik Sinop'ta. Aslında bilmiyorum, fark ettiniz mi? En kuzeydeki il sınırı Kırklareli hocalarım, aklınızda bulunsun. Bunu sınavda sormazlar ama kim milyon olmak ister falan sorabilirler. Herkese tuzağa düşer. En kuzeydeki il sınırı Kırklareli'nden geçiyormuş. En kuzeydeki şehir merkezi Sinop. Şehir merkezi ile il sınırı aynı şey değil mi hocam? Değil. Aklında bulunsun. Küçük, gereksiz bir bilgi ama olsun. Türkiye'nin en doğusunda Iğdır var hocalarım. Iğdır. Belki aramızda Iğdır'da yaşayan var mıdır hocalarım, Iğdır'dan katılan? En güneyimizde Hatay. Belki Hatay'dan katılan vardır. Bir de benim üniversiteyi okuduğum yer Çanakkale. Çok severim hocalarım. Türkiye'nin en batısı şu Gökçeada ve Bozcaada tarafları dır. Bunlar bizim enlerimiz. Kuzey, güney, doğu ve batımız. Şimdi matematik konumu birazcık detaya girmeye başlayalım. İlhan hocam Ağrı'dan katılıyormuş. Aleyküm selam hocam. Bu arada Ağrı Dağı nerede hocalarım, bilen var mı? O Çanakkale var. Çok güzel hocam. Iğdırlı arkadaşlarımız da var. Ağrı Dağı'nın nerede olduğunu bilen var mı? Aynen. Iğdır il sınırına kalıyor birazcık, değil mi? Doğu Beyazıt taraflarında hocam. Aynen öyle. Hocam o zaman niye Iğdır Dağı dememişler? Özel konum. Öyle. Değil mi hocalarım? Eskiden
birbirine aitmiş. Bunlar Ağrı Dağı deyip kalmışlar. Çok güzel. Van'dan da arkadaşlarımız var. Geldik matematik konumda hocalarım. Türkiye'nin tam olarak nerede olduğuna. Hocalarım konuyu sallayın gitsin. Şöyle baktığınız zaman Türkiye nasıl bir yerde ya? Bu her anlamda bir soru. Nasıl bir yerdeyiz sizce? Şu kırmızı ülke nasıl bir yer? Şurası Avrupa, Afrika, Asya, Hazar Gölü'nün şöyle batısı, Karadeniz, Akdeniz, Ege kıyıları. Nasıl bir ülkeyiz hocalarım? Dünyanın kalbinde. Tam ortada hocam. Dünyanın göz bebeği. Kilit noktası diyenler var. Mükemmel bir yerdeyiz hocalarım. Orta kuşakta. Lale hocam biraz matematik konumdan yaklaştı. Kıtalarla çevriliyiz. Baktığınız zaman. Bence hakikaten çok güzel bir yerdeyiz hocalarım. Bu güzelliği daha iyi değerlendirebilirsek efsane şeyler yapabiliriz. Aynen öyle. Herkesin hayal ettiği bir yerdeyiz belki de. Tam bir geçiş noktasındayız. Transit ticaretin çok yoğun olduğu bir yerdeyiz. Çok güzel yorumlar geliyor diyorum. Aynen öyle. Kaşıkçı elmasıyız. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Şöyle baktığımız zaman hocalarım hakikaten çok önemli bir yerde bulunuyoruz. Yani tam bir köprü gibiyiz aslında kıtalar arasında. Güneyimizde Kıbrıs, az önce bahsettik. Kuzeyimiz savaş bölgesi. Ve burada bazı çizgiler var. Değil mi hocam? Uğur hocamın dediği gibi bu yüzden de başımız biraz dertten kurtulmuyor. Her tarafımızda kötü komşular var. Ev alma komşu al demişler ya hocalarım. Onun gibi bir şey. Komşularımızda bir sıkıntı var. Hocalarım şu kırmızı kalemle gösterdiğim yer bizim Greenwich çizgimiş. Yani başlangıç meridyeni olarak geçiyor. Duymuşsunuzdur Greenwich'i. İşte bu İngiltere'den geçtiğini düşündüğümüz bir kasabaymış. Londra taraflarından aynen hocam. Greenwich. Burası dünyayı tam doğu ve batı olarak ayıran çizgi. Hocam niye buradan geçiyor? Tamamen siyasi zamanda güçten kaynaklı bir yapı söz konusu. İngiltere'den geçme sebebi bu. Adamlar demişler ki dünya batı ve doğu olarak ikiye ayrılsın ve bizden itibaren ayrılsın. Biz de doğu yarım kürede kalmışız. Ve aynı şekilde şu sarı kalemle gösterdiğim çizgi. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Hangi çizgi hocalarım bu? Bu da bizim, şöyle yazalım şu tarafa, ekvator çizgimiz. Ne hocalarım? Ekvator çizgisi. Bunun da kuzeyinde yer alıyoruz. Şöyle baktığımız zaman bulunduğumuz yer kuzeyde ve doğuda yer alıyor. Şu kısımda yer alıyoruz. Hocalarım şimdi çok dikkatli bakın. Bizim memleketimiz ekvatorda mı, kutuplarda mı yoksa orta kuşakta mı? Detaya girmeye başlayalım yavaş yavaş. Bizim ülkemiz sanki orta kuşakta yer alıyor. Baktığımız zaman çok sıcak mıyız, çok soğuk muyuz yoksa biraz ılıman mıyız? Şu haritaya da baktığımız zaman sanki ılımanız. Değil mi hocalarım? Gayet de güzel bir yapıya sahibiz. Yüksek yerlerimiz soğuk. Denize kıyısı olan Akdeniz bölgelerimiz sıcak yerleri de var tabii ki. Bir de hocalarım daha önce hiç duydunuz mu? Muhakkak duydunuz bence. Şunu biraz kalınlaştırayım. Şurada hocalarım bir tane dönence var. Hatırlayan var mı bu dönenceyi? Türkiye'nin hemen güneyinde, şu çizginin üstünde. Şöyle tabii bombeli olduğu için çizemedim. Çok güzel. Burada bir tane dönence var. Adı da kuzeydeki yengeçmiş hocalarım. Yengeç dönencesi. Bizim şeyle pek işimiz yok ama şu güneyde de bir tane dönence vardı. Onun ismini hatırlayan var mı hocalarım? Şurada. Çok güzel. Bu da Oğlak. Şu da Oğlak'mış. Şimdi biraz irdelemeye başlayalım hocalarım. Oğlak dedik. Oğlak. Hocalarım bu yengeç ve oğlak meselesi nedir biliyor musunuz? Şudur. Daha önce ilgimiz olmadıysa ben size bahsedeyim. Hocalarım yıl boyunca güneş ışınları ekvatordan yengece, yengeçten ekvatora, ekvatordan oğlağa, oğlaktan ekvatora, sonra tekrar yengece, oradan ekvatora, oğlağa dik gelir. Yıl boyunca hocalarım güneş ışınları burada gidip gelir böyle. Tam da biz bunlara yengeç ve oğlak dönencesi diyoruz. Niye dönence? Güneş dik geldikten sonra dönüyor. O yüzden hocalarım dönence. Aynen hocam. Oğlağa çarpıyor, dönüyor, dönence. Ekvatora geçiyor, oradan yengeç ve dönence. Hocalarım yıl boyunca güneş ışınlarının yaptığı hareket bu. Yıl boyunca bir kuzeye, bir güneye, bir kuzeye, bir güneye geliyor. Zaten
kuzeye yengece geldiği zaman bizde hava ısınmaya başlıyor. Yaz mevsimi yaşanıyor. Bizden uzaklaşmaya başlayınca şu an biz Eylül'deyiz değil mi? Eylül, Ekim, Kasım yavaş yavaş uzaklaşıyor. Hatta 2 gün sonra ekinoks olacak, 2-3 gün sonra onu değişeceğiz. Uzaklaşınca da yavaş yavaş hava soğumaya başlıyor. Ve şu anda hocaların bir şeyi fark ettiniz mi? Güneş ışınları hiçbir zaman bize tam olarak dik geldi mi? Şekle bakalım hocalarım. Güneş ışınları hiçbir zaman bize dik gelebiliyor mu? Hayır. Yani hiçbir zaman güneşi tam tepemizde görebilir miyiz hocalarım Türkiye'de? Yani tam 90 derece açıyla güneş tam tepemizde olabilir mi? Mümkün değil. Bazıları diyor ki hocam bir kere tepeme denk gelmişti. Diyorum hocam neredeydin? Konya'daydım hocam diyor. Sivas'taydım. Öyle bir şey mümkün değil hocam. Türkiye'de bir insanın kafasının tam tepesine güneşin dik gelmesi mümkün değil. Ama hocam dik geliyor. Hayır hocam gelemez. Mümkün değil. Güneş belli bir açıyla yaklaşır sonra tekrar geri döner. En dik vurduğu tarih 21 Haziran tarihi. Hepsine bakacağız. Orada bile tam tepemize gelmiyor hocam. Bayağı yaklaşıyor ama gelemiyor. Tekrar geri dönüyor. O yüzden ben baktığım zaman güneş bana asla dik gelemiyor. Güneş bana asla dik gelemiyorsa, tam tepeme gelemiyorsa gölgem hiç sıfır olabilir mi hocalarım? Yani güneş tam tepemden gelemiyorsa gölgem hiçbir zaman sıfır olamaz. İlla ki bir açıyla vuracak. Bir açıyla vurduğu zaman da illa ki gölgem bir tarafa düşecek. Gölgem her zaman oluşmak zorunda. Bunlar hep yengecin şu kuzeyinde biraz olmakla ilgili. Bir de kuzey yarımkürede olmakla ilgili yapılar var. Şimdi onlara başlayalım hocalarım. Bu şekil iyice aklıma otursun. Çünkü biz o bütün sözel ifadeleri bu şekil üzerinden değerlendireceğiz. Yengeç ve oğlan arasında değilim. Bu yüzden de biraz orta kuşakta kaldığım için ılıman bir ülkedeyim. Güneş bana asla dik gelmiyor. Tropik bir bölge değilim. Ama kutuplara yakın da değilim diyebiliyorum. Şimdi başlayalım hocalarım. Arka sayfada Türkiye'nin orta kuşakta olmasının sonuçları var. Bizim memlekete hemen bir tane kalp koyalım hocalarım. Nerede kalp? Benim kalbim vardı. Heh. Burası bizim memleket hocalarım. Bizim memleket gördüğünüz gibi şöyle orta kuşak ülkesi. Aynı zamanda hatta burada bazı güzel ülkeler var. İşte İtalya, Yunanistan, efendime söyleyeyim İspanya, Portekiz, işte Fransa. Değil mi hocalarım? Burada Maltalar vesaire. Şöyle çok güzel ülkelerin bulunduğu bir kuşaktayız. Orta kuşaktayız biz de. Ve orta kuşakta olduğumuz için bizde ortaya çıkan bazı yapılar var. Bunlardan bir tanesi. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Az önce birkaç ülke saydım. İtalya, Yunanistan, efendime söyleyeyim İspanya, Portekiz, Fransa. Portekiz'i sallayın gitsin ama şu İtalya, İspanya, Yunanistan bunlar hocalarım ne ülkeleri? Çok güzel. Bunlar Akdeniz ülkeleri. Bu yüzden benim orta kuşakta bulunmamdan dolayı bende Akdeniz iklimi oluyormuş. Hocam Akdeniz iklimi başka bir yerde olmaz mı? Tabii ki olur ama dünyadaki sadece orta kuşak ülkelerinde oluyor. Mesela bazıları şey diyor. Hocam diyor üniversitede işlemiştik. Güney Afrika'da da vardı Akdeniz iklimi. Evet çünkü o da orta kuşakta. Orta kuşakta olduğumuz için Akdeniz iklimi var. Hatta bununla ilgili denemelerde sorular da geliyor. Müsaadeyle hocalarım. Şimdi diyor ki Türkiye'de Akdeniz iklimi görmesinin sebebi nedir? Diyor. A şıkkında şu var. Akdeniz'e kıyısı olması var. Sizce bizde Akdeniz iklimi görülme sebebi Akdeniz'e kıyımız olması mı hocalarım? Çok mantıklı bir cevap gibi görünüyor ama kesinlikle değil. Niye biliyor musunuz? Ben mesela Bursa'da yaşıyorum. Benim Marmara Denizi'ne kıyım var. Ama bizde zeytin yetişiyor mesela. Demek ki benim Akdeniz'e kıyım yok ama Akdeniz iklimini görebiliyorum. Demek ki bu benim orta kuşakta olmamla ilgili. Değil mi? Aynen öyle. Bu yapıyı asla unutmayalım. Orta kuşakta olmakla ilgiliymiş. İkinci yapı B. Bu da batı rüzgarları hocalarım. Batı rüzgarları dünyada orta kuşakta esen bir rüzgardır. Batı rüzgarları yazdık buna da. Ekvatorda esen rüzgarlara belki duymuşsunuzdur. Alize deniyor. Bize sormuyorlar. Kutuplardakileri kutup rüzgarı diyorlar. Orta kuşakta esen bir rüzgar varsa buna batı rüzgarı diyoruz. Bir de bir yağış türü vardı hocalarım ya. Kafa kafaya çarpışan iki kütle vardı. Hatırlayan var mı? Belki hatırlarsınız. Cephe yağışları. Çok güzel. Biz bunlara frontal yağışlar da diyoruz. Şimdi bu cephe yağışını iklim konusu işlerken çok detaylı konuşacağız zaten ama şöyle söyleyeyim hocalarım.
Ekvatordan gelen sıcak hava kutuplardan gelen soğuk hava ile karşılaşıyor. Şey gibi düşünün. Ekvatordan sıcak hava geliyor. Kutuplardan şöyle soğuk hava geliyor. Ve bunlar karşılaşıyor. Tam karşılaştığı yerde front dediğimiz karşıdan gelen cephe karşılaşma yağışları oluşmaya başlıyor. Yoğunlaşma ile birlikte bunlara cephe yağışı demişiz. Bir de hocalarım şu D harfi çok önemli. Dört mevsim görülüyor. Az önce hatırlayan var mı hocalarım? Bir yerde bir dört mevsimden bahsetmiştik biz. Antalya ve Kars örneği vermiştik. O neresiydi? Onu nerede konuştuk hocalarım? Çok güzel. Biz onu özel konumda konuşmuştuk. Aynen. Aynı anda dört mevsim olması tekinin çok yüksek, tekinin çok alçak olması ile ilgili demiştik. Aynı anda dediği için de. Aynen öyle. Fakat şu anda hocalarım biz aynı anda demiyoruz. Biz şu anda direkt sadece dört mevsim diyoruz. Dört mevsim sadece orta kuşakta var. Matematik kısımdan dolayı böyle var. Hocam ekvatorda dört mevsim yok mu? Yok. Ekvatorda sadece sıcaklık var. Ona yaz bile demiyoruz hatta. Niye ekvatorda yaz demiyoruz biliyor musunuz? Kış yok ki yaz diyelim. Ya da kutuplarda kış demiyoruz. Bazıları şey diyor. Hocam kutuplarda hep kış yok mu? Düşünsenize kutuplarda yaşıyorsunuz. Hep soğuk zaten. Yani niye kış diyesiniz ki? Şey der misiniz? Mesela Kanada'da yaşıyorsunuz çok kuzeyde kutuplarda. Ya bu kış çok soğuk geçiyor ya. Demezsiniz hocam. Zaten soğuk. O yüzden de kutuplarda ve ekvatorda mevsim özelliği aranmıyor. Mevsim sadece orta kuşakta aranır. Biz şu anda tişörtle takılıyoruz. Birkaç hafta sonra yavaş yavaş hırka, 3 ay sonra kazak, 7 ay sonra tekrar tişört. Sürekli bir giysi değiştirme ihtiyacı vardır orta kuş ülkelerinde. Biz de bundan nasibimizi almışız. A, B, C, D olarak kodladık. Pek derslere kodlama yaptırmıyorum. Daha çok mantık anlatıyorum ama bazen iş görüyoruz diyorum. A, B, C, D'yi unutmayalım. Ne olur ne olmaz. Bir de şeye dikkat etmek lazım. Bazen sorularda Akdeniz iklimi demek yerine zeytin diyor. İşte efendim söyleyeyim. Akdeniz'in bitki örtüsünü hatırlayan var mı hocalarım? Bir şey vardı şöyle dört harfli. Çok güzel. Maki diyor. İyi sorularda. Öğrenci diyor ki hocam orta kuşakta olmanın sonuçlarında zeytinden bahsetmemiştik. Ya şöyle söyleyeyim aslında bahsetmeyebilirdik ama orada öğrenci şunu sorgulatıyor. Bir, öğrenci Akdeniz iklimini biliyor mu? Orta kuşakta. Bir de Akdeniz ikliminin bitkilerini falan biliyor mu az çok? İkisini birden sorgulattı oluyor. O yüzden bazen Akdeniz iklim demek yerine zeytin veya maki de diyebiliyor. Aklımda bulunsun bu. Orta kuşakta bulunmanın sonuçları hocalarım bunlarmış. Geldik arka sayfaya. Orta kuşaktan sonra. Ha, zaten bunu yazmışım buraya. Bunu da not tekrar tutmayın diye verdim hocalarım. Geldik güneyden kuzeye gittikçe kısmına. İsterseniz bir ara verelim hocalarım. İlk ders sizi çok bir anda yormayayım. Bir 10 dakikalık bir ara verelim hocalarım. 10 dakika sonra buradan devam edelim. Herkes burada mıdır hocalarım? Şimdi bu orta kuşak meselesinden sonra geldik hocalarım güneyden kuzeye gitmek kalıbına. Burası da coğrafyanın temel kısımlarından bir tanesi. Şimdi bu güneyden kuzeye doğru gittikçe kalıbı aslında kuzey yarımkürede olmamızın sonucuyla ilgili bir şey. Onlardan bahsedeceğiz. Şöyle çok basit şekilde ifade etmem gerekirse şu bizim dünyamız olsun. Şurası da bizim ekvator çizgimiz olsun. Biz tam bu çizginin az önce konuşmuştuk kuzeyindeydik. Aşağı yukarı şurada bir yerdeydik şöyle. Ve biz burada şunu işleyeceğiz. Şöyle ekvator taraflarından efendime söyleyeyim. Kuzeye doğru gidersek başımıza ne geliyor? Bu bizim kuzey yarımkürede olduğumuzu kanıtlıyor. Bunun tam tersi olsaydık her şey artmak yerine azalacaktı. Azalmak yerine artacaktı. Biz burada şunu işleyeceğiz. Hatay'dan Kastamonu'ya doğru yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta neler değişiyor? Bunlara bakacağız. Niye Kastamonu? Rastgele verdim hocalarım. Özel konu. Yani kafamdan Kastamonu geçtiği için verdim. Bir özelliği yok. Hatay niye verdim? Bilmiyorum. En güneyde olduğu için olabilir. Şimdi Hatay'dan kuzeye Kastamonu'ya doğru gittikçe ne oluyor? Bakalım bakalım hocalarım. Hatay'dan kuzeye doğru gidersem yer çekimim artıyor. Bu birazcık kutuplara doğru gittikçe dünyanın basıklığıyla ilgili. Unutmayalım. Kuzeye doğru gidersem yer çekimim artıyor. O zaman çok kısa bir çalışma yapalım hocalarım. Sizce şu efendime söyleyeyim Yalova taraflarında mı yoksa efendime söyleyeyim Şanlıurfa taraflarında mı yer çekimi daha azdır? Hangisinde yer çekimi daha azdır hocalarım?
Urfa'da daha azdır. Peki Muğla'da mı biraz harita açmış olalım aynı zamanda? Yoksa Ardahan taraflarında mı yer çekimi daha fazladır? Ardahan'da daha fazladır diyebileceğiz. Şimdi bu olayın temeli hangisi daha kuzeyde ise yer çekimi orada fazla. Şimdi diyelim hocalarım sınava girdik, tamam mı? Ben de size bir tane küçük detayı anlatmadım. Tam da o detaydan soru geldi. Hocam ne detayı? Şu detay. Şimdi hepimiz zaten şunu fark ettik. Yalova'yla efendime söyleyeyim Şanlıurfa'yı kıyasladığımız zaman Yalova'nın yer çekiminin daha fazla olduğunu biliyoruz. Bunda sıkıntı yok. Ya da az önce konuştuk. Muğla'yla Ardahan'ı kıyasladık. Ardahan'ın yer çekimi daha fazla. Bunda sıkıntı yok. Kuzey'de yer çekimi her zaman daha fazla. Sınava girdik hocalarım. Ne yaptılar biliyor musunuz? Şuradan bir tane İzmir diyelim. Heh, aynen öyle. Mehtap hocamın dedi. İzmir'le nereye verdi? Aynı enlemden bir yer. İşte sallıyorum Muş diyelim. Aşağı yukarı aynı enlem. Tamam mı? Adam dedi ki hocalarım bu ikisi aynı enlemde. Şimdi nasıl olacak? İkisi de aynı enlemde yer çekiminde eşit mi hocamların? Bu sefer devreye işte matematik konum dışında bir yapı çıkıyor. Özel konum girmeye başlıyor. Yükseltiye bakıyoruz. Aynen öyle. Hocalarım İzmir mi yoksa Muş mu daha yüksek bir yer? Bence şöyle İzmir birazcık daha tepelik, dağlık çok da değil. Ama Muş çok daha yüksek bir yer tabii ki. Şöyle. Şimdi hocalarım baktığınız zaman İzmir mi yoksa Muş'un tepesi mi yerin merkezine daha uzak? Muş'un tepesi yerin merkezine daha uzak. O zaman ben şunu derim. Muş daha yüksekte olduğu için yerin merkezine daha uzakta olduğu için yer çekimi bunun daha azdır. İzmir yere daha yakın olduğu için yer çekimi bunun daha fazladır derim. Yer çekimi fazla. Bu detayı bazen denemelerde, bazen testlerde fazla diyelim şuna görürsünüz. Pek de sormuyorlar ama denk geldiği zaman öğrenci kafası karışıyor. Ulan diyor nasıl ya ikisi de eşit olması gerekmiyor mu diyor. Demek ki burada hemen şuna bakıyormuşuz. Aynı yükselti, pardon, aynı enlemde bir yer verdiği zaman yükseltiye bakıyormuşuz. Yüksek olan yerde yer çekimi az, alçak olan yerde yer çekimi fazla oluyormuş. Bunu unutmayalım. Bunun mantığı budur. O zaman buraya bir tane not düşebiliriz. Yükselti arttıkça yer çekimi azalır. Hatta bunu doğuya yazalım şöyle. Doğu taraflarına yazalım. Yükselti artarsa yer çekimi azalıyormuş diye böyle not düştük. Şu tarafı yazalım şöyle. Aklımızda bulunsun. O zaman bir soru daha sorayım hocalarım. Bursa ve Erzurum aynı enlemde ise Bursa ve Erzurum hangisinin yer çekimi daha fazladır? Bursa'nın mı Erzurum'un mu yer çekimi daha fazladır? Bursa ve Erzurum aynı enlemde ise hangisinin yer çekimi daha fazla? Erzurum'da diyen var, Bursa'da diyen var. Bence çok net Bursa hocalarım. Çünkü Bursa daha alçak bir yer. Yerin merkezine daha yakın. Aynen öyle. Yerin merkezine daha yakın Bursa olduğu için Bursa'nın çekim kuvveti daha fazladır. Konya mı Kars mı? Bunu hocam direkt yükseltiye bakmadan şunu söyleyebiliriz. Konya daha güneyde. Kars Ardahan'ın olduğu yerde Kars'ın yer çekimi daha fazla diyebiliriz. Orada yükseltiye hesaba katmayız. Direkt enlem olarak bakarız. Enlem olarak baktığım zaman da Konya ve Kars'ın enlemlerine baktığım zaman Kars'ın yer çekimi kuzeyde olduğu için daha fazla. Orada yükselti hiç bakmanıza gerek yok. Az önce Muğla ve Ardahan'da bakmadığımız gibi. Demek ki kuzeye doğru gidersem yer çekimi gittikçe artıyormuş. Hangisini mi hocam? Muş'ta yer çekimi az. Çünkü Bursa daha alçak olduğu için yerin merkezine daha yakın olduğu için daha şey gibi düşünün hocalarım. Şurası şöyle Bursa olsun, Uludağ falan. Burası da Erzurum olsun hocalarım. Şöyle. Erzurum'un şunu çekeyim şöyle. Erzurum biraz yere uzak olduğu için çekim az. Ama Bursa yere daha yakın olduğu için çekim fazla. Bu muhabbeti unutmayın hocalarım. Ne olur ne olmaz. Bazen böyle detay soruyorlar. Öğrenci ulan diyor nasıl ya falan neye bakacağız acaba? Buna bakıyoruz hocalarım. Aynen öyle hocam. Yükselti enlem farkını dengelemeye yetmiyor. Aynen hocam. Koordinat sistemi gibi düşünebilirsiniz. Yer çekiminden bilmem gereken temel bilgi bu.
Geldik alt tarafa, arka tarafa. Çizgisel hız meselesi. Biliyorsunuz dünyadaki en büyük çember Ekvator'da hocalarım. Şöyle nerede benim hakem? Şöyle bir dünya düşlerim. En büyük çember Ekvator'da olduğu için dünyanın savrulma gücü en hızlı döndüğü yerde Ekvator'muş. Bu taraflar felaket hızlı dönmeye başlıyor. Ama kutba gittikçe bu çizgi küçüldüğü için hız da biraz yavaşlamaya başlıyor. O yüzden kuzeye doğru gittikçe hızım gittikçe yavaşlar. O yüzden Hatay çok hızlı döner. Ama Kastamonu çok yavaş dönmeye başlar. Yine çok kısa bir çalışma yapalım hocalarım bununla ilgili. Hemen bir soru cevap. Aynen hocam, Topaç gibi. Sizce hocalarım şu Edirne taraflarında mı yoksa şu Kayseri taraflarında mı çizgisel hız daha fazladır? Hangisi daha hızlı döner? Kayseri çok daha hızlı döner. Peki şu Ordu taraflarında mı çizgisel hız çok daha yavaştır yoksa şu Aydın taraflarında mı hocam? Hangisi daha yavaştır? Ordu daha yavaştır. Niye böyle ters ters soruyorum? Çünkü bazen azı bazen fazlayı soruyor. Biz hep farklı düşünebiliriz. O yüzden hocalarım kafanızı birazcık daha böyle canlı tutabilmek için farklı farklı tersten tersten soruyorum. Yalnız burada bir not almamız gerekiyor. Hocalarım not şudur. Açısal hız diye bir kavram var. Bilmiyorum hatırlayan var mı? Yıllar önce belki görmüşsünüzdür. Açısal hız her yerde eşittir. Hocam bu ne? Bu ne biliyor musunuz? Mesela şöyle söyleyeyim hocalarım. Bir tane dünya şeklinden göstereyim. Şurası bizim dünyamız olsun. Şurası bizim ekvatorumuz olsun. Şurası bizim Greenwich'imiz olsun. Kim olsun mesela? Sallıyorum. Nuray hocam Amerika'ya gitsin, tamam mı? Tuğba hocam Japonya'ya bir yere gitsin. Efendime söyleyeyim, Ayşe hocam Arjantin'de bir yerde. Başka kimler var? Şöyle Gurbet hocam. Gurbet hocam da Avustralya'ya bir yere gitsin. Ben de hocam Hakan diyeyim. Ben de hocam tam ekvator ortası gibi fark etmez. Şimdi hocalarım ne oluyor biliyor musunuz? Burada adam bize çizgisel hızı sorsaydı en hızlı ben dönüyordum. Hakan dönüyordu. Ama adam bize çizgisel değil de açısal hız derse her şeyi durduruyorsunuz hocalarım. Olayın mantığı ne biliyor musunuz? Herkes bir tur döndüğü zaman bütün dünyanın neresinde olursanız olun. Bir tur döndüğümüz zaman herkes 360 derece dönüyor. O yüzden hızınız fazla veya az olabilir ama açısal hızınız eşit olmuş oluyor. Bunu sakın unutmayalım hocalarım. Testlerde direkt A şıkkında, C şıkkında bu açısal hızı soruyorlar. Öğrenci de bir anda açısal hızla Ç harfinden dolayı galiba çizgisel hızı karıştırıyor. Diyor ki hocam açısal hız şey değil miydi ya diyor. Kuzeye gittikçe azalıyordu hani. Diyorum ki hocam o açısal hız değildi. O çizgisel hızdı. Dikkat etmek lazım. Tam bir tur döndüğümüz zaman açısal hız açımız hep eşitmiş. Bunu sakın unutmayalım hocalarım. Ne olur ne olmaz. Demek ki o zaman şöyle bir alıştırma yapalım hocalarım. Çok hızlı bir şekilde. Adam bize çizgisel hız derse Kayseri mi çok daha hızlı dönüyor? Ordu mu çok daha hızlı dönüyor? Çizgisel derse. Kayseri çok daha hızlı dönüyor. Peki hocalarım adam bize açısal hız derse Aydın mı çok daha hızlı dönüyor? Ordu mu daha hızlı dönüyor? Açısal derse. Açısal derse eşit. Çok güzel. Peki adam bize çizgisel hız derse Kayseri mi çok daha yavaş dönüyor? Edirne mi daha yavaş dönüyor? Çizgisel hız derse. Edirne daha yavaş dönüyor. Peki açısal hız derse hocalarım açısal hızda Aydın mı daha hızlı dönüyor yoksa Ordu mu daha hızlı dönüyor? Açıda hız aynı gibi düşünebiliriz. Açısı eşit çünkü. Çok güzel. Bunun da alıştırmasını böyle yapmış olduk hocalarım. Unutmayasınız. Bunları şu an ağır ağır işliyoruz ama testlerde bunlar bir saniyede çat çut diye gideceksiniz hocalarım. Bunlar böyle çekirdek gibi düşünün. İnsan bir yerden sonra doymaya başlıyor. Coğrafya olarak da inşallah o doyuma ulaşacağız. Bunu da böyle Flash TV gibi anlatmışım. Niye bilmiyorum. Açısal hız her yerde aynı. Çok büyük yanlışım. Devam edelim hocalarım. Sıcaklık meselesi. Kuzeye doğru gittikçe zaten havanın sıcaklığının düştüğünü biliyoruz. Ama şöyle bir durum da var hocalarım. Bazen batıdan doğuya doğru gittikçe de düşüyor değil mi? Sıcaklık. Batıdan doğuya gittikçe sıcaklığın düşme sebebi çok güzel. Matematik midir, özel midir? Batıdan doğuya gittikçe. Bu yükseltiyle ilgili olduğu için özeldir. Ama güneyden kuzeye doğru gittikçe sıcaklığımın düşmesi matematiktir. Çok güzel. Harikasınız hocalarım. Aynen öyle Tuğçe hocam.
Aynen öyle. Çok güzel. Ya bu detayı niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bazen şıklarda şeyler oluyor böyle herhangi bir soru kökü. Öğrencim diyor ki hocam diyor sıcaklık matematik konum değil miydi? Ben diyorum ki hocam soruya bakmak lazım. Hocam ne bileyim ya sıcaklık işte diyor. Kutuplar soğuk, ekvator sıcak. Matematik hocam işte diyor. Ama soruya bir bakıyorsunuz. Soruda adam bize Aydın'la Kayseri'yi vermiş. Şimdi Aydın, Kayseri ikisi de aşağı yukarı aynı enlemlerde. Ve Kayseri'de Erciyes gibi bir dağ var. Aydın Dağı var ama küçücük bir dağ. Cücük kadar bir dağ yani. O yüzden de Kayseri çok daha yüksek, çok daha karasal bir yer. Orada artık matematik falan konuşamayız. Yükselti devreye girmiş. Karasallık devreye girmiş. O yüzden de özel konum olacak. Bu özel ve matematik konum konuları biraz iç içe geliyor sorularda. O yüzden ben de dikkatli bakıyorum. Geldik bir arka sayfaya hocalarım. Tutulma oranı meselesi. Genelde öğrenciler bu tutulma oranı meselesini şey zannediyor. Hocam diyor güneş tutulması mı? Ay tutulması mı? Alakası yok hocalarım. Öyle bir şey değil bu tutulma. Şu demektir. Tutulma oranı. Bir tane dünya çizeyim yine. Şurası bizim ekvatorumuz olsun. Şurası bizim kalp. Nerede? Memleketimiz olsun. Türkiye olsun. Bu kalp de İskambil kağıdındaki piştinin kalbine benziyor ya. Hocalarım şimdi şurası da güneş olsun. Bir tane güneş çizerim. Bu güneşin yıldızdan güneş olmuyor çocuklarım. Şöyle bu ne? Ben de bu arada çocuklarım güncelleme mi gelmiş bu Zuma ne olmuş? Eskiden ona bura mı? Neyse hocam ben normal bir tane şey bulayım. Güneş bulayım ya. Heh. Şöyle devasa bir güneş olsun tamam mı hocalarım? Hocam bu nasıl güneş böyle? Evet biraz pideye benzedi ama bu güneş hocalarım. Dünyadan küçük çizim direkt. Şimdi çok dikkatli bakın hocalarım. Güneşin şu doğrultusunu şöyle çizeyim. Güneşten gelen ışınlar. Şimdi çok dikkatli bakın hocalarım. Güneşten gelen ışınlar ekvatora gittiği zaman çok uzun mu yol mu aldı yoksa çok kısa mı sürdü yol? Bence yol çok kısa sürdü hocalarım. Yani hemen gitti bitti. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Hemen bitti gitti ya. Bu yüzden ısısını kaybetmiyor. Ekvatora vurduğu anda ısıtıyor hocalarım. Böyle 90 derece açıyla çat diye vuruyor. Ama tutulması çok kısa. Zaten tutulması kısa olduğu için sıcak. Ama bir de kutuplara bakalım. Kutuplara baktığımız hocalarım yol biraz kısa mı sürüyor, uzun mu sürüyor? Yol bayağı bir uzun sürüyor. Zaten yol bayağı bir uzun sürdüğü için giderken tehey kaybediyor enerjisini hocalarım. Demek ki tutulma derken kastettiği güneş ışınlarının atmosferde aldığı yolmuş. Bazen böyle soruyorlar. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol demekmiş bu. Aldığı yol. Aynen. Bu tutulma demek. O zaman soru gelsin hocalarım. Sizce o memleketim hocalarım Artvin memleketime bir tane kalp. Aramızda Artvinli var mı hocalarım? Artvin bir kalp. Artvin'de mi yoksa efendime söyleyeyim Antalya'da mı tutulma daha uzundur? Artvin'de mi Antalya'da mı tutulma daha uzun? Çok güzel. Artvin'de daha uzundur. O şapşatlar falan var. Çok iyi hocam. Arhabi. Artvin daha uzundur. Peki hocalarım bir soru daha size. Sizce Van'da mı yoksa efendime söyleyeyim Bartın'da mı tutulma daha kısadır? Van'da daha kısadır. O zaman hocalarım bir tane daha sorayım. Sizce Ağrı'da mı yoksa aşağı yukarı aynı enlemdeki Kütahya'da mı? Çok da değil ama tutulma hangisi de fazladır? Ağrı mı Kütahya mı? Aynı diyenler var. Kütahya diyenler var. Ağrı diyenler var. Bunların aynı enlemde olduğunu düşünelim hocalarım. İkisi de aynı enlemdeymiş. Şöyle. İkisi de aynı enlem olduğunu düşünelim. Kütahya mı Ağrı mı eşit mi? Hocalarım ikisi aynı enlemdeyse tutulması eşittir diyoruz. Unutmayalım. Bazıları şey diyor. Hocam diyor Ağrı'da daha fazla tutulur. Diyorum niye? Ne bileyim hocam yüksek ya diyor dağlara falan. Hocam öyle onu da o kadar düşünmüyoruz. Yani yükseltiyi falan ele almıyoruz. Hani yükselti etkisi yok hocalarım. Eğer enlemleri aynıysa tutulması eşit. Bazıları şey diyor.
Hocam diyor, bence Kütahya'nın tutulması daha uzundur. Diyorum niye? Hocam bakın diyor, daha uzun yol gitti. Yahu güneşle dünyası 150 milyon kilometre. O yüzden Kütahya ile Ağrı arasında fark yokmuş gibi bir şey hocalarım. O yüzden asla öyle şeyler düşünmeyelim. Ağrı ile Kütahya güneş ışınları aşağı yukarı aynı açıyla vuruyorsa tutulması da eşitmiş hocalarım. Bunu sakın unutmayalım. Asla orada yükseltiyi vesaire devreye katmıyoruz. Ben bunları şimdiden kafanızı birazcık karıştırayım ki deneme sınavında kafanız karışmasın. Lan acaba öyle mi? Yoksa böyle mi? Şu anda o sorgulamaları yapalım hocalarım. Bunun alakası yokmuş. Aynen öyle Kaan hocam. Demiş ki hocam, matematik konumda yer şekillerinin fark ettiği tek şey yer çekimi. Aşağı yukarı öyle hocam. Bazen şey de olabiliyor. Bu karın yerde kalma süresini de etkileyebiliyor yer şekilleri. İşte efendime söyleyeyim, tarım ürününün olgunlaşma süresini de etkileyebiliyor Kaan hocam yer şekilleri. Hem matematik hem özelle ilgili. Biraz ikisinde de karışık var. Geldik bu tutulma oranı meselesinden sonra hocalarım. Arka sayfaya tuzluluk oranı. Bunu da sordular. KPSS'e sormuşlardı ama bize denk gelmedi. Hocam bizim en sıcak denizimiz hangisi? En sıcağı zaten hepimizin bildiği. Akdeniz bizim en sıcak denizimiz hocalarım. Fokur fokur kaynıyor böyle. Çok sıcak olduğu için de çok fazla buharlaşıyor. Çok fazla buharlaşınca da tuzluluk oranı epey artmış hocalarım. Aslında tuz miktarları belki eşit olabilir ama bir yerde daha fazla buharlaşma olunca içindeki tuz oranı fazla olmuş oluyor. Yani tuz miktarı değil. Bunu hatta oranın denizine girdiğiniz zaman gözünüzle de hissedebilirsiniz. Hocam nasıl yani? Gözünüzü açtığınız zaman yanıyor hocalarım böyle. Karadeniz'de falan denize girdiğiniz zaman onu çok şiddetli hissetmiyoruz. Akdeniz'de birazcık daha fazla, hatta böyle göz yuvarlığınızda falan hastalık falan bile olabiliyor bazen. Tuz çok yakabiliyor. Ama kuzeye gittikçe çok fazla hava sıcak olmadığı için çok da fazla buharlaşmıyor. Çok da fazla buharlaşmayınca tuz oranı da çok olmuyor. Ben buraya akademik bir dilden yazmamışım. Tuzsuz demişim, sanki çekirdek gibi. Ama doğru bir tanımlamadır bu. Şurası bizim Ege Denizimiz zaten. Ege Denizi yine birazcık tuzlu. Marmara daha da az tuzlu diyebiliriz. Bunun için güneyden kuzeye gittikçe ki durum bu. Bazıları şey diyor, hocam diyor Van Gölü sodalı, o ne alaka diyor. O göl hocalarım, onun çok farklı bir yapısı var. Onun gideni yok. Onun kayaç yapısı çok farklı. Denizler gibi kıyaslamıyoruz onlara. Geldik bu tuzluluk oranı meselesinden sonra güneyden kuzeye doğru gittikçe azaldığını gördük. Bir tane daha geldik. İşte burası çok önemli. Buradan soru kökü gelme ihtimali var. Gece gündüz süre farkı, grup ve tan süresi. Hocam grup kelimesini yanlış mı yazdınız? Hayır, coğrafyada böyle yazılıyor diyorum bu. Grup kelimesi şeyden geliyor. Garp kelimesinin şark, doğu, garp, batı. Bu garbın afakını sarmış sarıyoruz hocalarım. Oradaki garp batı demek. Batış tam da doğuşu ifade ediyor. Alacakaranlık ve şafak vaktini zaten az çok biliyoruz. Güneşin doğuş batışı arasındaki geçen süre farkı. Hocam nedir bu? Kastamonu'da 8 dakikada batıyormuş güneş. Hatay'da 3 dakikada. Ne demek hocam bu? Şu demektir. Burası biraz önemli. Şimdi hocalarım, şu bizim dünyamız olsun. Bu dünya niye bu kadar kalın oldu? Şu bizim dünyamız olsun hocalarım. Şu da bizim ekvatorumuz olsun. Diyelim hocalarım, kim olsun? Şuradan bakayım hocalarım. Kaan hocam olsun. Nuray hocam olsun. Ekvatora gittik hocalarım. Tamam, ekvatordayız. Ekvatora gittiğiniz zaman tam şu çizginin üstündeyseniz hocalarım, biraz çizgisel hızla ilgili vur hocam. Aynen öyle. Bununla da ilgisi var. Ekvatora gittiyseniz ne olur biliyor musunuz? Saat kullanmanıza gerek yoktur. Aynen öyle. Hep eşittir. Hocam nasıl yani? Hocalarım burada hep her zaman, şöyle biraz sağa dalayım bunu. Burada her zaman 12 saat gece, 12 saat gündüz var. Yani hep böyle hocalarım. Dünyanın tam ortası burası. Yani güneş saat kaçta doğuyorsa hep tam 12 saat sonra batıyor. Hocam dünyanın her tarafında böyle değil mi? Değil tabii ki. Yani hep ekinops gibi hocam. Aynen öyle. Hep eşitlik var. Fakat biz kutuplara doğru gittikçe bu denge değişmeye başlıyor. Mesela 13 saat gündüz 11 saat gece olmaya başlıyor. Diğer yarım kürede 11 saat gündüz 13 saat gece. Hemen fark ikiye çıktı. Biraz daha kuzeye gidiyorsunuz. 14'e 10 olmaya başlıyor. Ama hep 24'e tamamlıyoruz tabii ki. 14 saat gündüz 10 saat gece. Burada da 10 saat gündüz 14 saat gece olmuş oluyor. Bu böyle kutba doğru gittikçe artıyor. Kutuplarda 24 saat gündüz 0 saat gece. Diğer kutupta 0 saat gündüz 24 saat gece. Hocam nasıl yani? Kutuplarda 0 saat gündüz derken?
Aynen öyle. Kutuplarda hocalarım 6 ay gece 6 ay gündüz var. 6 ay gecelik olan bir yerde gündüz süresi de olmamalı haliyle. Hocam gerçekten mi? Allah Kur'an nimet çarpsın ki öyle hocalarım. Hakikaten kutuplar böyle. Bazıları inanmıyor. Hocam nasıl ya falan. Hakikaten öyle hocalarım. Kutuplar öyle. 6 ay güneşi görmüyor. Gördüğü anda da 6 ay karanlığı görmüyorlar. İşte ben buradaki olayda şunu gördüm. Ekvatordan kutba gittikçe muazzam bir saat farkı ortaya çıkıyor. Biz de bunu güneşin doğuş ve batışı arasındaki fark olarak görüyoruz zaten. Mesela hocalarım şöyle bir durum var. Türkiye'ye baktığımız zaman sizce Türkiye'de şu Şanlıurfa taraflarında mı yoksa Tekirdağ taraflarında mı geceyle gündüz süresi farkı daha fazla? Şanlıurfa'da mı Tekirdağ'da mı fark daha fazla? Tutulmayla ilgisi pek yok hocam. Aynen. Tekirdağ'da bu fark çok daha fazla. Çünkü kutba doğru gidersen farkın arttığını gördüm. Burada verdiğim örnek de onunla ilgiliydi. Hatay'da güneşin batışını izlemek istiyorsunuz. Şöyle romantik bir an yaşamak istiyorsunuz. Güneş çat diye batıyor hocam. Ama Kastamonu'ya giderseniz en azından şöyle çayınızı içer, bakar bakar durursunuz. Hatta kutuplara giderseniz güneşin batışını 6 ay boyunca izlersiniz hocalarım. İşte ekvatordan kutba doğru gittikçe gece gündüz süre farkının artması, güneşin batış saatinin artmasının mantığı buymuş. Şimdi hocalarım, o zaman size bir cümle kuruyorum. Bu cümle doğru mu yanlış mı? Yıl boyunca Türkiye'de veya başka yer fark etmez. Güneyden kuzeye gittikçe gece ve gündüz süre farkı artar. Bu cümle doğru mu yanlış mı hocalarım? Yıl boyunca güneyden kuzeye doğru gidersem fark artıyor. Doğru mu yanlış mı? Çoğunluk doğru hocam diyor. Birkaç tane yanlış diyen var. Gayet de doğru gibi görünüyor ben cümle. Yanlışsa hocalarım neresi yanlış? Fikri olan var mı? Hocam yanlış çünkü şundan dolayı yanlış diyen var mı? Heh. Çok güzel. Birkaç hocamdan geldi. Hocalarım buradaki yıl boyunca kelimesi hatalı. Yıl boyunca kelimesini düzeltmemiz gerekiyor. Hocam nasıl yani? Yıl boyunca böyle değil mi? Heh. Aynen öyle. Tam da ne oluyor biliyor musunuz? İnsanın dikkatinden kaçıyor soru çözerken. İşte bir ay geçecek hocalarım. Soru çözeceksiniz. Deneme çözeceksiniz. Tam da bu şık karşınıza gelecek. C şıkkında diyor ki Türkiye'de yıl boyunca güneyden kuzeye doğru gidersek gece gündüz süre farkı artar diyor. Biz de düşünüyoruz. Hakan Hoca anlatmıştı. İşte Hatay Kastamonu örneği vardı. Kuzeye doğru gittikçe 24 saat gece falan oluyordu. Doğru deyip tik atıp geçer. Evet biliyorum der. Ama orada bir anda şu yıl boyunca kelimesi tehlike arz eder. Niye biliyor musunuz? Az önce bir hocam söylemişti. Çok güzel. Ekinoks diye bir kavram var. Duyduk mu hocalarım hiç? Ekinoks. Birazdan bugün işleyebiliriz belki. Ekinoks diye bir şey var. Hocam ekinoks demek gece gündüz eşitliği demektir. Hatta bugün ayın 19'u 23 Eylül'de 3 gün sonra, 3 gece sonra ekinoks olacak. Yani ekinoks demek gece gündüz eşitliği demek. Hocam ne olacak yani? O gün dünyanın her yerinde gece gündüze eşit olacak. E olsun hocam ne fark eder? Cümlenin neresi hatalı? Heh. Niye biliyor musun hocalarım? Yıl boyunca demek yerine şöyle demesi lazımdı. Yıl boyunca değil. 21 Mart ve 23 Eylül yani ekinoks tarihleri dışında Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidersek gece gündüz süre farkı artar demesi lazımdı. Demek ki 2 gün dünyanın her yerinde. Aynı öyle hocam. Biraz pis bir sorudur. Gece gündüz süresi eşittir. 2 gün dünyanın her yerine gece gündüz süresi eşittir. Onlar da 21 Mart ve 23 Eylül'müş hocalarım. Aklımızda bulunsun. Çok eski çıkmış bir soru da vardı. Bizim sınavımız değil. Orada bir tane sordular. Bütün herkesi düşürdüler. Dikkat etmek lazım. Ne olur ne olmaz. Aynen. Kaan hocamın dediği gibi onu işlemiyoruz bize sormak gerekiyor ama dünyanın kafasının biraz eğik olması ile ilgili bir şey bu. Onun teknik detayına pek girmiyoruz sormadıkları için. Geldik hocalarım. Gece gündüzün meselesi bu. O zaman bir çalışma daha yapalım. Hocalarım sizce Düzce taraflarında mı?
Yoksa efendime söyleyeyim, şurada Kilis taraflarında mı gece gündüz süre farkı daha fazladır? Düzce'de mi, Kilis'te mi gece gündüz süre farkı daha fazla? Düzce'de çok daha fazla. Peki hocalarım, Rize'de mi yoksa efendime söyleyeyim Şırnak'ta mı gece gündüz süre farkı daha azdır? Şırnak'ta daha azdır diyoruz. Peki hocalarım, bir soru daha sorayım. 21 Mart tarihinde Rize'de mi yoksa Kilis'te mi gece gündüz süre farkı daha fazladır veya azdır? Eşittir. Çünkü adam bize 21 Mart dedi, 23 Eylül dedi. Tuzağa düşmeyiz değil mi hocalarım? Çok güzel. Ben size olabildiğince kadar tuzağa düşüreyim ki gerçek sınavda düşmeyelim hocalarım. Gece gündüz süre farkı muhabbetinin meselesi bu. Geldik bir arka sayfaya. Gölge boyu. Gölge boyu da önemli kavramlardan bir tanesi. Bir keresinde hocalarım ders anlatıyorum. KPSS sınıfı. Şöyle bir teoriyle karşılaşmıştım. Bana demişti ki, hocam insanların gölge boyu eşitse dünyanın her tarafında gölge boyu şey, insanların boyları eşitse dünyanın her yerinde o insanların gölge boyu da eşittir demişti. Nasıl yani? Ne bileyim hocam dedi işte. Adamın boyu aynı sonuçta dedi. Yahu aynı da güneşin vurduğu açı farklı değil mi hocam? Biz gölge boyunu boyumuza göre hesaplamıyoruz ki. Güneşin vurma açısına göre de hesaplıyoruz. O yüzden de nerede olduğumuza göre değişir. Aynen. Heh, şimdi tam da o mesele. Hocalarım, güneş Hatay'a daha eğik mi geliyor, daha dik açılarla mı geliyor Hatay'a? Hatay'a çok daha dik açılarla geldiği için gölge boyu daha kısa oluyor. Aynen öyle. Yazalım hocalarım. Hatay'a güneş daha dik açılarla geldiği için gölge boyu burada daha kısa gördüğümüz gibi. Kastamonu'ya daha ilk geldiği için birazcık daha uzun. Aynen öyle Lale Hocam. Ekvatordan uzaklaşırsak gölge boyumuz uzar. Hatta size bir örnek vereyim hocalarım. Hayatınızda hiç kutup ayısı belgeseli izlediniz mi hocalarım? Sizce kutup ayılarının gölgeleri çok kısa mıdır, çok uzun mudur? İzlerken dikkat edin. Bence de çok uzundur hocam. Kutup ayıların, bunu sormazlar ama yazalım hocam. Kutup ayılarının gölge boyları çok uzundur. Çünkü kutup ayılarına güneş olabilecek en eğik açıyla gelir hocam. Kutup ayılarının gölgesi hep uzun oluyor böyle. Peki maymunlar mesela, maymunlar tropik ekvatorda yaşıyorlar. Maymunların gölge boyu çok kısadır. Hatta belki yoktur ha. Yani tam tepesine gelmiştir maymunların belki. Aynı öyle. Yani bize kutup ayılarını ve maymunları sormazlar. Ama bu saçma bilgi işimizi görüyor hocalarım. Bunları bir tek ben dikkat ediyorum belgesellerde. Aynen öyle hocam. Güneşin gelme açısıyla ilgili yani. Çok güzel. Geldik hocalarım gölge boyu meselesinden sonra. Bunu da arkaya attık. Bu yerleşme üst sınırı. İşte kalıcı kar alt sınırı. Genelde rakiplerinizin karıştırdığı yerler hocalarım ama bence bir mantığı var bunun. Mantığı öğrenirsek çok rahat yaparız. Mesela kim olsun hocalarım? Recep hocam olsun diyelim. Recep hocam Hatay'a gitti. Hatay genelde serin bir yer mi hocalarım yoksa felaket sıcak bir yer mi? Hatay. Aşırı sıcak bir yer hocam ya. Böyle yaşanmıyor ya. Aşırı sıcak bir yer. Felaket. İskenderun tarafları böyle leş gibi sıcak, tamam mı? Siz bu kadar çok sıcak bir yerde yani ne yaparsınız böyle genetik olarak? Dağlara çıkarsınız değil mi hocam? Yukarı çıkarsınız, yaylaya çıkarsınız. Zaten burada yaylacılık falan var hocalarım. O yüzden bu çok sıcak yerde Recep hocam demiş ki, lan burada yaşanmaz, ben yaylaya çıkayım demiş. Yaylaya evini kurmuş. Yukarı çıkmış. Yükseğe çıkar. Ama Recep hocam biraz kutba doğru giderse, Kastamonu'ya doğru geldi. Hava gittikçe serinledi. Hava gittikçe soğursa iyice dağlara mı çıkar, aşağı mı iner? Bu sefer ben çocuklarım aşağı inmeye başlar. Bu sefer de hava soğuktur der ki biraz sıcak yerlere gideyim. Bu aslında bizim genetiğimize kodlanmış bir şey. Sıcak olunca yukarı çıkarız, soğuk olunca aşağı ineriz meselesi. Bu yerleşme için geçerli. Hocam tarım için geçerli mi? Tabii ki geçerli. Onun için de geçerli. Recep hocam Hatay'da tarımı yukarıda yapar. Buraya bir tane tarım çizeyim. Evet. Tarım. Evet. Bu tarım hocalarım. Şu yıldız tarım demek değil mi? Aa, çok kötü göründü. Bir dakika. Nerede onlar? Şu.
Sıcak yerde Recep Hocam tarımı yukarıda yapar. Dağların tepesinde yapabilir. Zaten hava güzel, serinler. Ama Kastamonu'da dağların tepesi çok soğuk. Tarım falan yapamaz. Aşağı inmek zorunda. Tarımı aşağıda yapar. Yine Recep Hocam değil de bu sefer ağacın kendisini düşünelim hocalarım. Ağaçlar sıcak yerde yukarı çıkarlar, soğuk yerde aşağı inerler. Veya karlar. Sıcak yerde kar sadece tepelere yağar, yüksekte yağar. Ama soğuk yerde karlar aşağı kadar inebilir. O yüzden ben burada şunu gördüm hocalarım. Ekvatordan kutba gidersem her şey azalmaya başlıyor. Kastamonu'da her şey alçaklarda ama Hatay'da her şey yükseklerde. Bunu sakın unutmayalım. Şimdi bu konuyu tam bilmeyen öğrenci direkt bu konuda çuvallıyor. Mesela size bir soru sorayım hocalarım. Antalya'da sizce yerleşme üst sınırı alçak mıdır, yüksek midir? Antalya'da. Çok güzel. Çok yüksektir. Çünkü insanlar sıcaktan dağlara çıkarlar mantığını düşüneceğiz. Bazıları şey diyor, hocam diyor oteller falan var ya, bu sorularda otelleri falan düşünmüyoruz diyorum. O kadar teknik düşünmüyoruz. Böyle insanların yaşayabildiği sınırı düşünüyoruz. Mesela bir tane daha sorayım hocalarım. Sizce Antalya'da kalıcı kar alt sınırı çok düşük müdür yoksa çok yüksek midir? Antalya'da kalıcı kar sınırı. Çok güzel. Çok yüksektir. Antalya'da sınır çok yüksektir. Niye biliyor musunuz Mehtap hocam? Antalya o kadar sıcak bir yer ki, aynen öyle hocam. Kar falan yağmaz. Yağsa yağsa yüksek dağlara yağar. Hatta hocalarım size bir örnek daha vereyim. Diyelim hocalarım ne oldu biliyor musunuz? Görevleriniz bir anda Norveç oldu. Yurt dışına gittiniz hocalarım. YÖS arkadaşlarımız var. Norveç çok kuzeyde bir yerde. Norveç. Hocalarım sizce Norveç'te insanlar dağların tepesinde mi yaşıyordur yoksa denizin kıyısında mı? Çok güzel. Kıyılarda yaşıyorlar. Norveç'te o yüzden çok güzel hocalarım. Norveç'te kalıcı kar alt sınırı düşüktür. Bazıları şey diyebiliyor. Hocam nasıl ya diyor. Norveç çok soğuk bir yer değil mi? Nasıl düşük olur? Zaten bu yüzden düşük. Yani karlar zaten tepede var. Aşağı kadar inebiliyor. Yani Norveç'in tepeleri zaten karlı. Alt taraflara kadar kar gelebiliyor. O yüzden zaten düşük. Aşağı inebilmiş. Antalya'da mesela kar sınırı çok yüksek. Niye? Hava çok sıcak zaten. Burası da Antalya. Antalya'da kalıcı kar alt sınırı yüksektir. Demek ki bu kalıcı kar alt sınırının yüksek olması demek çok kar olması demek değilmiş. Antalya'da pek kar yağmadığı için sadece tepelerde kar varmış. Ama Norveç'in her tarafı karlı olduğu için kar seviyesi aşağı kadar inebiliyormuş. Demek ki bu düşük kelimesi o şeyin az olduğunu değil, sınırın aşağı kadar geldiğini, Antalya'daki sınırın yüksek olduğu ifadesi de karların çok olduğu değil, sadece tepelerde olduğunu bize ifade ediyormuş. Demek ki bu sınırı ifade eden bir kavrammış. Düşük ve yüksek kavramları. Bunu unutmasak çok iyi olur hocalarım. Dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki yazalım hocalarım. Hatta Norveç'ten başlayalım. Norveç çok soğuk olduğu için. Norveç. İnşallah hocalarım Norveç'e gidersiniz. Çok güzel bir. Norveç çok soğuk olduğu için karlar aşağı kadar inebilir. Ve bu yüzden Norveç'te Allah herkese Norveç'e gitmeyi nasip etsin dedim. Norveç'te kalıcı kar alt sınırı çok düşüktür. Yani karlar deniz seviyesine kadar inebilir. Aynen hocam. O çok güzel sen hocam. Norveç'in neresine gittiniz hocam? Bergen'e mi? Oslo'ya mı? Hammerfest'e mi hocam? Antalya. Çok sıcak, çok güzel hocam. Olduğu için karlar sadece yüksek tepelerde belki vardır. Bu yüzden Antalya'da bunu yazalım hocam, çok kafa karıştırıyor bu kavramlar. Antalya'da kalıcı kar alt sınırı yüksektir. Bu Antalya'da çok kar olduğu anlamına gelmez. Sadece tepede var olduğunu gösterir. Evet, biraz roman yazar gibi oldu hocalarım. Aynen ama önemli.
Kitaplarda böyle yazmıyor ya. Şöyledir böyledir falan yazıyor. Bunun da ekran görüntüsünü aldıysak ilerleyebiliriz diyorlarım. Aslında şu anda ben coğrafyanın birazcık temelinden bahsediyorum. Sanırım 9. sınıf konuları aslında bunlar ama çok önemli konular. Şişen biraz küçük hocalarım, kusura bakmayın. Devam edelim hocam. Güzel, ilerliyoruz. Arkaya geldik, bir arkaya. Tarım ürünleri. Az önce Kaan hocamdı galiba onun sorduğu soru. Şimdi tarım ürünlerini aynı yemek gibi düşünün. Yemeğin altını ne kadar çok ısıtırsak o kadar çabuk pişer mantığı. Yine ekvatora ne kadar yakınsak o kadar erken olgunlaşıyor Hatay'da. Kutuplara doğru gittikçe Kastamonu'da daha geç olgunlaşıyor tarım ürünleri. Mesela burada kasta şudur hocalarım. Sallıyorum Adana'da bir şey 3 ayda yetişirken işte birazcık daha kuzeyde Kırşehir, Nevşehir taraflarında efendim söyleyeyim 4 ayda yetişir. Aynı tarım ürünü olsun hepsi. Bu da Karadeniz'de 5 ayda yetişir. Hocam daha kuzeyde yetişmez. Belki de tarım dönemini geçirmiştir. Hocam Kıbrıs'ta 2 ayda olabilir veya yetişmeyebilir. Çok sıcak da istemez belki. İşte bu yetişme süresi kuzeye doğru gittikçe değişebiliyor. Ama hocalarım çok dikkat edelim. Batıdan doğuya gittikçe tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi doğuya gittikçe yine kısalır mı, uzar mı? Doğuya gittikçe. Uzar ama doğuya gittikçe uzaması ne ile ilgilidir? Çok güzel. Yükselt. Yani özel konumla ilgilidir. Bununla dikkat etmek lazım. Çok güzel hocam. Harikasınız. Bazen şöyle sorular geliyor. O yüzden veriyorum hocalarım bu örnekleri. Mesela efendime söyleyeyim. A şıkkı burası olsun. A şıkkı işte İstanbul tarafları olsun. Biraz daha büyük yazayım hatta bunları. Ama silemedik onu ya. A şıkkı İstanbul olsun hocalarım. Efendime söyleyeyim. B şıkkı Sinop olsun. C şıkkı dolarım Hakkari olsun. Adam diyor ki hangisinde tarım ürünleri daha geç olgunlaşır diyor. Cevap ne olmalı hocalarım? Hangisinde daha geç olgunlaşır? Hangisinde daha geçtir? A diyen çok az kişi var. B ve C arasında gitmişler. Şimdi mantıken diyelim sınava girdim hocalarım. Ben de ortalama bir öğrenciyim. Tamam, ne çok iyiyim ne çok kötüyüm. Böyle coğrafyada normalim. Şey düşünürüm. Bir kere İstanbul değil zaten. İstanbul çok batıda. Bunu eledim zaten falan derim. Böyle herhalde olamaz. Derim ki lan ya Bursa'dır. Burada. Çok kuzeyde çünkü sonra geç olmuş. Ya da Ceyhan'dır derim herhalde. Hocam burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şu soruyu sormanız gerekiyor. Biraz harita bilgisi de gerekiyor. Sinop tarafları biraz şey B tarafları Sinop oluyor. Aşağı yukarı. C tarafları Hakkari oluyor. Hocam hangisi daha soğuk? Sinop mu? Hakkari mi? Bence Hakkari daha soğuk. O zaman cevap Hakkari olmalı hocam. Ceyhan olmalı yani. Demek ki bu tarz sorularda sadece matematik konuma bağlı kalmıyoruz. Çünkü Sinop evet kuzeyde ama nemli bir yer. Hem de çok yüksek değil. Aynen öyle. Demek ki bu tarz sorularda en kuzeye bakmak işimi görmüyor. Daha soğuk olana bakmam gerekiyor. Değil mi? Recep hocam demiş. Hocam Hakkari şu an buz gibi. Hatta doğuda yavaş yavaş kar yağmaya başlayan yerler olabilir. Eylül'deyiz. Ekim, Kasım kar yağma dönemleri olabilir. Demek ki burada devreye özel konum girdi mi hocalarım? Girdi. Dikkat etmek lazım. Hocam Toroslar'da görev yaptım. Memleketim Manisa, Kiraz Manisa Okulu'dan bir ucuna koydum. Aynı öyle hocam gibi Nimet hocam verdiği örnek de olabilir. Bu kuzeye doğru gittikçe olgunlaşma meselesi doğru fakat yükselti devreye girerse dikkat etmek gerekiyor hocalarım, aklımızda bulunsun. Geldik çalışma sayfasına. Haydi bir çalışma yapalım hocalarım şimdi, sonra bir ara veririz tekrar. Hatta şöyle bir hayatınızdan gözünüzden şerit gibi geçsin hocalarım. Güneyden kuzeye gittikçe yer çekimi artıyor. Çiziksel hız yavaşlıyor. Açısal hız hep aynı. Sıcaklık kuzeye doğru gidersem artıyor. Şey azalıyor ama dikkat etmek lazım yükseltiye.
Tutulma oranı artmaya başlıyor kuzeye doğru gidersek. Kuzeye doğru gidersek tuzluluk azalmaya başlıyor. Daha tuzsuz olacak. Kuzeye gidersem gece gündüz süre farkı epey bir artıyor. Kuzeye gidersem gölgem uzamaya başlıyor. Kuzeye gidersem yerleşmelerin üst sınırı düşmeye başlıyor. Karlar aşağı kadar inmeye başlıyor. Her şey aşağı inmeye başlıyor soğukta. Kuzeye doğru gidersem tarım ürünleri daha geç olgunlaşıyor dedik. Hatta birkaç ekstra bilgi daha verelim hocalarım. Ondan da yazalım. Sonra çalışma yapalım. Bu niye bu kadar büyük? Güneyden kuzeye gittikçe birkaç detaya daha girelim. Şimdi güneyden kuzeye gittikçe hocalarım bir madde daha var. Bitkiler kuşak oluşturur diyoruz. Bunu da yazalım mutlaka. Hocam kuşak oluşturmak derken neyi kastediyorsunuz? Şunu kastediyorum hocalarım. Ekvator tarafında geniş yapraklı ağaçlar. Sonra efendime söyleyeyim karma ve daha sonra hava soğudukça iğne yapraklı ağaçlar ortaya çıkmaya başlıyor. Güneyden kuzeye doğru gittikçe kutup yıldızını görme açısı büyümeye başlıyor. Bu kutup yıldızını görme açısı meselesi önemli olabilir. Dikkat etmek lazım. Bu kutup yıldızı sadece kuzey yarımküreden görülen bir yıldız. Kuzey kutup noktasının tam tepesinde. O yüzden kuzeye doğru Sinop'a giderseniz bu yıldızı çok daha büyük bir açıyla görüyorsunuz. Bunu sakın unutmayın hocalarım. Yine kuzeye doğru gittikçe vejetasyon süresi. Hiç duyan var mı hocalarım böyle bir şeyi? Vejetasyon. Bazen detay sorular soruyorlar. Ne olur ne olmaz diye bahsetmekte fayda var. Duymadık mı Emine hocam? Vejetasyon süresi bir bitkin, bir ağacın. Aynen bitki yetişme süresi hocam. Tomurcuklanma, çiçek açma süresi gibi düşünebilirsiniz. Yekta hocam destek vermiş. Ve kuzeye doğru gittikçe hava soğumaya başlıyor. Hava soğudukça vejetasyon süresi kısalmaya başlıyor hocam. Vejetasyon süresi kısalır. Mesela Erzurum'da sallıyorum 3 gündür vejetasyon süresi. Antalya'da 3 aydır gibi biraz abartılı bir örnek. Antalya'da 3 aydır bu süre. Ve ne kadar hava soğuksa o kadar kısa sürüyor. Mesela kutuplarda vejetasyon diye bir şey yok. Ekvatorda sürekli yıl boyunca var diyoruz gibi düşünebilirsiniz. Güneyden kuzeye gittikçe yapısında bilmeniz gereken temel bilgilerden bir tanesi de buydu. Bunun dışında bilmeniz gereken ekstra bir bilgi çok fazla yok. Yok hocam. Burada kastettiği şey şu hocam ya. Vejetasyon süresi hava soğudukça hemen mesela bitki bir gün çiçek açıp hemen yok oluyor mesela Norveç'te. Ama Antalya'da aylar boyunca vejetasyonunu devam ettiriyor gibi düşünün hocam. Fatma hocam. Sıcaklık etkisini. Aynen. Tomurcuklanma ve çiçek açma süresi gibi düşünebilirsiniz. Yok hocam. Aynen. O çoğaltma gibi değil. Sıcaksa daha uzun uzun, soğuksa hemen ölüyor gibi düşünebilirsiniz. Güneyden kuzeye gittikçe kalıbından bilmem gereken o 2-3 tane detay buydu. Bunların bir daha notunu hazırlamamıştım ama bahsetmek istedim. Şimdi hocalarım herkes şöyle, yok hocam Derya hocam tarım ürünü olmak zorunda değil herhangi bir ağacın çiçeği de olabilir. Şimdik bunları da aldıysak, ekran görüntüsü aldıysak bir tane Türkiye taslağı çizeyim hocalarım ve bir çalışma yapalım. Şöyle kocaman, bu Türkiye hocalarım. Hatta şunlar da İstanbul Çanakkale Boğazları olsun. Şurası da Sinop olsun, şurası da Hatay olsun ki Türkiye olduğu belli olsun hocalarım. Şimdi birkaç tane şehir işaretleri. A bölgesi olsun, B bölgesi olsun, C bölgesi olsun. D bölgesi olsun. E bölgesi olsun. Hatta şöyle yapalım. Şehir yazalım ya. Bursa olsun. Kars olsun. Konya olsun. Şöyle yapalım hocalarım. Muğla olsun. Bir tane de Malatya olsun. Melisa Vargas'ın memleketi. Şöyle yapalım. Şimdi başlıyoruz. Hatta bir tane Sinop olsun ki kuzeyli sorabilirim. Aynen. Hocalarım, bunların hangisinin çizgisel hızı daha fazladır? Çizgisel hızı fazla olan. En hızlı dönen çizgisel hız. Çok güzel. Muğla değil mi hocalarım? En hızlı,
Ekvatora doğru olan dönerdi. Muğla. Hatta öyle bu sorudan bağımsız Türkiye'de en hızlı hangi şehir döner? Hatay döner. Değil mi hocalarım? Hatta biz ona Hatay usulü döner diyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Peki hocalarım, bunların hangisinden kutup yıldızını daha büyük açıyla görürüz hocalarım? Kutup yıldızını daha büyük açıyla görürüz. Çok güzel. Sinop. Oradan felaket iyi görürüz. Peki hocalarım, bunların hangisinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi daha uzundur? Daha geç sürer yani. Sinop mu Kars mı hocalarım? Merkez ikisi arasında kalmış. Hangisi daha soğuk? Sinop mu daha soğuk? Kars mı daha soğuk? Aslında bunu soruyor. Çok güzel. Kars. Ne hocalarım? Türkiye'nin en çok arabası olan şehriymiş Kars. Hocalarım peki bunların hangisinde açısal hız daha azdır? Açısal hız. O tuzağa düşürdüm bazılarını. Çok güzel. Açısal hız diyorsa hocalarım aynen eşit de. Onlar hemen çaktırmadan toparladılar. Aynen hocam. Evet. Hepsi eşit. Açı deyince eşit de hocalarım. Peki bunların hangisinde hocalarım? Tutulma oranı daha uzundur. Tutulma oranı daha uzundur. Çok güzel. Sinop. Çünkü kutba yakın olduğu için daha uzun gidiyordu. Değil mi hocalarım? Peki hocalarım, bunların hangisinde? Aynen, Ekinoks hariç. Aynen öyle. Bunların hangisinde, daha işlemedik ama merak ettim. Hangisinde güneş daha erken doğar? Çok güzel. Kars. Peki bunların hangisinde güneş daha erken batar? Yine Kars. Aynen hocalarım. Erken doğup erken batan yer her zaman doğudur. Unutmayalım hocalarım bunları. Çok güzel. Peki hocalarım, Muğla'da kalıcı kar alt sınırı çok yüksek midir, çok düşük müdür? Muğla'da kalıcı kar alt sınırı. Çok güzel. Çok yüksektir. Niye? Çünkü Muğla soğuk bir yer mi, sıcak bir yer mi hocalarım? Çok sıcak bir yer. Sıcak yerde kar sadece nereye yağar? Tepelere yağar. Çok güzel. Harikasın hocam. Genel olarak çok iyiyiz. Arada bir tuzaklara düşüyoruz. Onlar da mutlaka olacak hocalarım. Yıllar sonra belki de ilk defa coğrafya görüyorsunuzdur. Onun da hakkını verdiğim için anlayabiliyorum size. Çok güzel. Tamamdır hocalarım. Şimdi geldik bir sonra. Arada böyle çalışmalar yapacağız hocalarım. Bir sonraki sayfaya bir ara verelim buradan. Yengeçlerden falan bahsedeceğiz. Bu seferki aramız aynen bir 15 dakika olsun hocalarım. Sonra alıp biraz daha işleyip sonra soru çözeriz. Bugünü bitiririz. İlk günden sizi çok görmeyeyim. Sonra arkadaşın derse çok yorucu geçiyor dersiniz hocalarım. Kaçta başlayalım? 22.15'te devam edelim hocalarım. 22.15'te devam edeceğiz. Hocalarım devam edelim. Çok güzel. Devam edelim hocalarım. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde olmakla ilgili bir şeylerden bahsedeceğiz. Az önce bahsetmiştik bu tropikal ekvatoral kuşaktan. Biz bu yengeç ve oğlan arasında değildik. Yani tropikal kuşakta yer almıyorduk. Hatta şu sağ tarafta görmüş olduğunuz yengeç dönencesinin üst tarafında, kuzeyinde yer alıyorduk. Hatta buraya kalp koymuşum gördüğünüz gibi. Hatta kalbi de yine Flash TV gibi oklarla göstermişim Türkiye'nin burada olduğunu göstermek için hocalarım. Biz bu yengecin kuzeyinde yer alıyoruz. Ve yine bahsetmiştik. Yengecin tam da kuzeyinde yer aldığımız için güneş bize asla dik gelmiyordu. Çünkü güneş hep bu tropikal kuşaktaydı. Güneş bana asla dik gelmiyorsa, yani hiçbir zaman tam tepeme gelmiyorsa, çünkü tropikal kuşakta değilim. O yüzden gölgem asla sıfır olmuyordu. Bundan bahsettik. Hatta şunu da söyleyebilirdik. Güneş bana her zaman güneyden vurduğu için gölgem her zaman kuzeye doğru düşüyordu. Ve güneş bana her zaman güneyden vurduğu için, bilmiyorum duyduk mu, bakı diye bir kavram var. Güneşe bakan yamaç. Bakı yamacım daima güney taraflarıydı. Güneş bana hep güneyden vuruyordu. Hocam güneş hiç kuzeyden vurmuyor mu? Hayır.
Hiçbir zaman güneş bize kuzeyden vurmaz. Her zaman güneyden vurur. Çünkü ben şu yengecin kuzeyindeyim, kuzey yarımküre taraflarındayım dedik. İşte bunlar bizim yengecin kuzeyinde olduğumuzu kanıtlıyor. Aynen Nuray hocamın dediği gibi evlerin güney cephesinin genelde daha pahalı olması gibi bir durum söz konusu. Artık kuzey cephesi de pahalı ama olsun. Güney cephesi daha da pahalı yani. Şimdi hocalarım bu yengecinin kuzeyinde olmanın bazı sonuçlarını burada yazılı olarak da verdim. Onlara bakalım. Evet. Mutlaka Rezan hocam söyleriz hocalarımıza. Programlarda bildiğim kadarıyla 3 saatlik program daha iyi bir şekilde yetişmesini sağlıyor. Diğer türlü uzuyor galiba süre ama yine de bu danışırız hocalarım bakarız. Şimdilik böyle gidiyoruz gibi görünüyor. Şimdi yengecin kuzeyinde olduğumuz için güneş bize asla dik gelmiyordu. Bu asla kelimesinin altını çizdik. Güneş asla dik gelmiyor. Hatta konuşmuştuk. Hocam hiç mi dik gelmiyor? Hiç hocalarım. Hiçbir zaman dik gelmiyor. Gölgem asla sıfır olmuyor çünkü güneş hiçbir zaman tepemden gelmiyor. Bakı yamacı. Güneşe bakan yamaç diyelim biz buna. Güneşe bakan yamaç diyelim. Bu yamaç her zaman güneymiş. Hiçbir zaman kuzey olmuyormuş dedik. Basamadık. Güneşe bakan yamaç diyelim. Hatta şunu biraz siyah yapalım ki okunur olsun hocalarım. Güneşe bakan yamaç daima güneymiş. Gölge yönünde daima kuzeyi gösteriyormuş. Bu asla ve daimalar benim eşimi görüyorlar. Yengecin kuzeyinde olduğumuzu böyle kanıtladık dedik hocalarım. Geldik bir arka tarafa. Ulusal saat dilimleri meselesi. Aynen Derya hocam. O bakı meselesini ilerleyen seviyede iklim işlerken konuşacağız. Bakı Karadeniz'e de güney. Orada da değişmiyor. Ama Karadeniz'de bakı güney olmasına rağmen biz kuzeye gidiyorduk. Nüfus sadece kuzey taraftaydı. Orada nüfusla ilgili bir istisna var. Ama yine de bakı Karadeniz'de güneydir. Kuzey değildir. Denizellikten dolayı Semra Hocam'ın dediği gibi insanlar kuzeye gitmişler diyoruz. Şimdi hocalarım bu ulusal saat dilimleriyle ilgili epeydir sormadılar gelme ihtimali olabilir. Hatta bununla ilgili bir güncelleme de olabilir. Tekrar yerel saatleri, ulusal saatlerin değiştirilmesi falan planlanıyor ama bilmiyorum ne olacak. Eğer güncellenirse mutlaka konuyu tekrar işleriz ama şu anda bu durumda. En güncel hali bu. Eskiden hatırlarsın hocalarım bizim saatlerimizi bir ileri alırdık, bir geri alırdık. Artık 2017 olması gerekiyor. Oradan itibaren İçişleri Bakanlığı kararıyla tek bir saat dilimine geçtik. Artık saatleri geri almıyoruz, ileri almıyoruz. Niye biliyor musunuz? Biz dedik ki artık şu İzmit saatini kullanmayalım. 30 derece doğudaki artı 2 saat dilimini kullanmayalım. Kışın saatleri geri alıyorduk. Artık saatleri geri almayalım. Bir kere ileri alalım. Artı 3 saatini kullanalım. Iğdır'ı kullanalım. Efendime söyleyeyim. Şunu kaydırayım iyice. 45 derece doğuyu kullanalım. Artık yaz kış muhabbeti kalmasın dedik Türkiye olarak. Artık yaz saati de demiyoruz. İleri saat demiyoruz. Çünkü artık geri saat uygulaması diye bir şey yok. Ve biz şu anda artık bu saat dilimini kullanıyoruz hocalarım. Artı 3 Iğdır 45 derece saatini kullanıyoruz. Bunun sebebi sadece coğrafi sebepler değil hocalarım. Bir diplomatik tarafları da var, siyasi tarafları da var, enerji politikaları ile ilgili tarafları da var. Ama tartışılıyor. Çünkü Türkiye'nin neredeyse 80'inden fazla batıda yaşıyor. Şu taraflarda yaşıyoruz daha çok ve daha çok doğu saatini kullanıyoruz. Doğu saatini kullanınca da bu batıda yaşayan insanlar sabahları kalktıkları zaman zifiri, akşam işten çıkarken zifiriyi görüyorlar. Bu da biraz batı toplumunun tepkisini çekiyor. Benim de çekiyor. Aslında kolay yöntemleri var bunu aşabilmenin. Saatleri birazcık daha geç işe başlamak gibi ama kurumsallık söz konusu olduğu zaman mümkün olmuyor. Banka sistemleri vesaire. Eski sistem daha mı iyiydi kötü müydü? Bu kişiden kişiye göre değişiyor ama enerji politikası olarak devlet bunu uygun gördü. Bunun coğrafi bir açıklamasından ziyade tamamen devletin kendi kararı arkadaşlar. Ve şöyle bir durum da söz konusu. Bugün dese ki devlet arkadaşlar saatleri tekrar geri alıyoruz. Hurra tekrar alırız. Yani tamamen devletin bileceği iş gibi düşünebilirsiniz bu meseleyi. Aynı hocam çokça eleştiriliyor da biz şu anda Iğdır saatini kullanıyoruz. 45 derece doğu saatini kullanıyoruz. Artık yaz saati kelimesini kullanmıyoruz. İleri saat demiyoruz. Geri almadığımız için kış saatini uygulamadığımız için. Bununla ilgili bir tane soru kökü var. Hocam nasıl bir soru köküdür bu? Hemen bahsedeyim.
Dört tane il versin bize, hatta beş tane versin. A desin, efendime söyleyeyim, hatta hepsi aynı enlemde olsun madem. A desin, B desin, C desin, D desin ve E desin. Evet hocam, biraz şafak operasyonu gibi oluyor hakikaten. Okula gidiyoruz oysa ki ama öyle bir algı uyandırıyor. Çocuklara biraz üzülüyorum. Ben Bursa'dayım. Biraz böyle şimdi aralığa doğru iyice zifiriye döneceğiz. Sabahın köründe çocuklar böyle gözleri uykulu hocam. Bir yerlere gidiyorlar böyle gecenin köründe sanki. Komik de görünüyor. Allah. 7'de falan okulu olanlar var hocalarım. Siz de biliyorsunuz. 7-20'de falan başlıyor bazıları. Biraz komik oluyor çocuklar. Kendinden geçmiş oluyor. Hele de bir de lodos estiği zaman rüzgar esiyor. Sağa sola savrula savrula gidiyorlar gecenin köründe böyle. Şimdi hocalarım, burada bir soru kökü var. Ulusal saat ve yerel saat farkı ile ilgili. Şimdi bizim kullandığımız ulusal saat artık Iğdır saati. O yüzden bize sorularda Iğdır demese bile ulusal saat derse kesinlikle Iğdır'ı alıyoruz. Yani ulusal saatimiz Iğdır. Burasını baz alıyoruz. Adam diyor ki bu verilen 5 ilden A, B, C, D, E hangisinin ulusal saati ile yerel saat arasındaki fark daha azdır veya fazladır? Bunu soruyorlar. Mantık şu. Ulusal saat ile Iğdır, pardon, yerel saat, aynı hocam, yerel saat arasındaki farkın en fazla olduğu yer neresidir hocalarım sizce? Ulusalla yerel saat farkının en fazla olduğu yer. Yani Iğdır'a en uzak yer. Çok güzel. A'dır. Ama ulusal saat ile yerel saat fark arasındaki farkın en az olduğu yer derse hocalarım, bu sefer E'dir. En az olduğu yer derse Iğdır'a en yakına bakıyoruz. En fazla derse Iğdır'a en uzağa bakıyoruz hocalarım. O zaman bir tane kafamdan sorayım hocam, haritadan değil de. Sizce Bitlis'in mi yoksa Manisa'nın mı ulusal saat ile yerel saat farkı daha fazladır? Bitlis mi Manisa mı fark fazla? Kesinlikle aynı hocalarım. Manisa'nın farkı çok daha fazladır. Bitlis daha doğuda çünkü. Aynı hocam. Aynı meridyen üzerinde yerel saat aynı olduğu için aynıdır hocam. Aynı. Onları da birazdan yavaş yavaş geleceğiz. Aynı hocam. Çok güzel. Bu ulusal saat, yerel saat farkından bilmem gereken yapı bu. Çok eski sorularda şey vardı hocalarım. Öyle bir soru bankanız falan varsa eskiden çöpe atın geçin. Şey diyor. İşte kış saatine geçildiğinde, geri saat uygulaması uygulandığında artık böyle bir şey yok. Onu eski soru bankalarını görürsünüz. Gördüğünüz zaman çarpı atın geçin, kafanızı karıştırmasın. O sorularda şeye bakıyorduk. İzmit'e yakın mı uzak mıya bakıyorduk. Ona gerek yok. Kafanız hiç karışmasın. Aklınıza bulunsun. Eğer saatleri tekrar geri falan alırsak ben bu konuyu tekrar işlerim hocalarım. Haberiniz olsun. Dedim ki arkadaşlar böyle böyle oldu. Artık buna göre bakacağız. Bir soru kökü de ortaya çıkıyor çünkü. Ama kullanma ihtimali şu an pek yok gibi görünüyor. Bilmiyorum olur mu? Ulusal saat dilimlerinden bilmem gereken temel bilgi bu. Şimdi bununla ilgili birkaç tane detaya yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Yerel saat diye bir kavram var. Yerel saat adı üzerinde hocalarım yer. Yani o yerin saati yerel saat olarak adlandırılmış ve bu her boylamda değişiyor. Aslında bu yerel saat nedir biliyor musunuz hocalarım? Hani bu Ramazan'da TRT'de bir cetvel vardır ya böyle Artvin'den başlar Ardahan'dan yavaş yavaş böyle batıya doğru gelir. O işte yerel saat olmuş oluyor aslında. Günlük hayatta kullanmadığımız bir şeydir. Çünkü belki hatırlarsınız dünyayı şöyle boydan geçtiğini düşündüğümüz çizgiler vardı. Meridyen çizgileri, boylamlar. Aynen Mehtap hocam hatırlıyor. Her iki meridyen 4 dakika muhabbeti. Onları pek kullanmayacağız. Sadece böyle basitçe bahsedeceğim. Böyle hayali çizgiler vardı boylamlar. Bunların her ikisinin arası 4 dakikaydı. Eğer biz günlük hayatta yerel saat kullanıyor olsaydık şöyle bir şey olurdu. Mesela yola çıktık gidiyoruz Ankara'ya doğru. Her meridyende 4 dakika ileri almak zorunda falan kalırdık. Çok saçma olurdu yani. O yüzden bizim kullandığımız saat ulusal saattir. Ulusal saat ne? Şu NTV'yi açtığımız zaman köşede gördüğümüz saat. Herkesin kullandığı saattir. Mesela şu saat şu an kaç hocalarım? 22-29. Şu anda Mehtap hocamın da, Nuray hocamın da, Recep hocamın da, Ahmet hocamın da hepsinin saati 22-29. Herkesin aynı. Bu ulusal saattir. Yerel saat farklı.
İşte ezan saatleri mesela yerel saate göre ayarlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Güneşin saati aslında. Güneşin ufku gördüğü saat gibi düşünebilirsiniz. Ve yerel saat doğuda her zaman ileri, batıda her zaman geri. O yüzden de hocalarım biz şunu biliyoruz. Doğuda her zaman güneş erken doğar. Güneş erken doğar. Güneş erken batar. Ezan erken okunur. Oruç erken açılır. Her zaman erken hocalarım. Doğu böyle. Batıdaysa güneş daha geç doğuyor, daha geç batıyor. Ezanı daha geç okunuyor. Orucu daha geç açılıyor. Sahuru da geç yapıyorlar tabii ki. Bu batının her şeyi geç gibi düşünebiliriz. Hocalarım aklımıza böyle kalsın. O zaman bir çalışma yaparsak. Düzce'nin mi yoksa Mardin'in mi yerel saati daha ileridir? Sanki Mardin'in yerel saati daha ileridir. Burada asla kuzeye güneye bakmıyoruz. Doğuya veya batıya bakıyoruz. Unutmayalım. Peki hocalarım, bu Sivas'la efendime söyleyeyim şu Kilis aynı boylamdaysa bunların yerel saatleri nasıldır? Yerel saatleri bunların aynıdır. Bunu unutmayalım hocalarım. Sivas'la Kilis aynı boylamdaysa yerel saatleri aynıdır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Çok önemli. Şimdi bununla ilgili birkaç detaya girmeye başlayacağız. Slide ilerlemiyor demiş hocam. Slide'da sıkıntı var mı hocalarım? Şu anda. Nisa hocam isterseniz bir kapatıp açın. Tamamdır hocam. Yerel saat muhabbetinden bilmem gereken temel bilgiler bunlar. Şimdi detaya girmeye başlayalım. Yerel saatle ilgili. Şimdi aynı boylam yerlerde bu madde önemli. Kitaplarda bunları biraz Allah'a emanet anlatıyorlar. Bir tane Türkiye haritası yapalım. Evet hocalarım Türkiye haritası. Hemen İstanbul Çanakkale boğazımızı çekelim. Türkiye olduğu belli olsun. Sinop'umuzu yapalım. Hatay'ımızı yapalım. Bu arada İstanbul Çanakkale Boğazı'nın tipi neydi ya? Bir isim vardı onun. Neydi onun adı? Hatırlayan var mı? Ria. Değil mi hocalarım? Ria'ydı. Bir yerin Ria kıyı tipi olması matematik midir? Özel midir? Özeldir. Öyle. Allah öyle yapmış çünkü. Değil mi hocam? Denizden dönüşendi. Aynen öyle Pınar hocamın söylediği gibi. Şimdi hocalarım aynı boylam üzeri yerlerde mesela neresi olsun? Neresi olsun ya? Zonguldak diyelim hocalarım. Bir tane Zonguldak olsun şurada. Bununla aynı boylamda bir yer düşünelim. Tam da Antalya Mersin arası. Antalya diyelim. Birazcık saçma sapan bir yerde oldu ama olsun hocalarım. İdare edelim. Zonguldak ve Antalya'nın aynı boylamda olduğunu düşünelim. Bunlar aynı boylam. Neresi Bediye Hocam? Zonguldak mı? Bunlar aynı boylamdaysa hocalarım. Şimdi başlayalım. Neleri aynıdır? Bir kere yerel saatleri aynıdır. O Zonguldak Çay Cuma. Çok güzel. Kağıt fabrikası var orada. Gitmiştim hocam arazi çalışmasına. Yerel saatleri aynıdır. Bu bir. İkincisi şöyle. Hocalarım bu yerel saatleri aynıysa bunların öğle vakitleri de aynıdır. 3. Güneşin tepe noktasına geldiği bir an vardır. O an aynıdır. An. Güneşin tepe noktasına geldiği an. Bir de gölge boyunun en kısa olduğu an aynıdır. Şimdi çok tehlikeli bir soru Semra hocamdan geldi. Dedi ki tam da şıklarda en çok gelen soru bu. Hocam güneş de aynı anda doğup aynı anda batar mı sorusu. Sizce buraya bir sonraki madde olarak Semra hocamın dediğini yazmalı mıyız hocalarım? Güneş aynı anda doğar demeli miyiz dememeli miyiz? Ben bunu bırakmalı mıyım silmeli miyim hocalarım? Bence dememeliyiz, silmeliyiz hocalarım. Niye biliyor musunuz? Güneş aynı anda doğup aynı anda batmayabilir. Çünkü az önce Kaan hocam bahsetmişti galiba. Şunu hocalarım, kalem bulamadım, şey bulamadım. Şu hocalarım dünya olsun, tamam mı? Yok, Yükselteli hocam da ne? Heh, çok güzel, Veysel hocamdan geldi. Dünyanın kafası şöyle güneşe tam dönerken böyle düz değil hocalarım. Kafası biraz eğik. Heh. Kafası eğik olunca ne oluyor biliyor musunuz hocalarım?
Aynı boylamda olması gereken yerler biraz yamulmaya başlıyor bu sefer. Yani burası güneşi daha erken görüyor, burası daha geç görmeye başlıyor. O yüzden de şöyle bir olay var. Hani bizim iki tane tarihimiz vardı, hatırlıyor musun hocam? Özel bir tarihti hani, gece gündüz eşitliği. Neydi onlar? Ekinoks. Aynen öyle. Sadece tarih ekinoksa, yani 21 Mart ve 23 Eylül'se dünyanın her tarafında gece gündüz süresi eşitse, işte o zaman ne oluyor biliyor musun hocalarım? Sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Bu tutulmadan ziyade hocam, dünyanın kafasının eğikliğinin tam sıfırlandığı anla ilgili gibi düşünebilirsiniz. Tutulmayla pek ilgisi yok hocalarım. Sadece ekinoks tarihlerinde aynı anda doğar ve aynı anda batarmış. Hocam mesela bugün ayın 19'u, 19 Eylül. Ben Zonguldak'tayım, siz Antalya'dasınız. 1950'de olmuyor mu? Olmuyor. 1950'de birazcık daha eğik. Tam 23 Eylül ve 21 Mart olduğu zaman tam dik geliyor hocalarım ekvatora. Ekvatora dik geldiği anda aynı boylamlara da dik gelmiş oluyor gibi düşünün. Bu madde önemli. Hatta ben bu maddeyi şöyle yazayım. Başka bir yerdeydim. Şunların hepsi aynı. Not olarak ayrıca bir yazayım. Şöyle diyeyim. Bir yerde daha anlaşılır yazayım. Güneşin aynı anda doğup aynı anda batabilmesi için iki şart vardır. İki şart vardır. Bir, aynı boylamda olmaları yetmiyor. İki, tarihin ekoniks değil hocam, ekinoks olacak. Ekinoks olması. Ekinoks tarihleri de 21 Mart ve 23 Eylül tarihleriydi hocalarım. Bunlar aynı boylam üzerindeki yerlerdeki ortak meseleler. Şu not biraz tehlikeli. Onlara dikkat etmekte fayda var. Çünkü aynı boylamda güneşin aynen dik gelmesi için her zaman hiçbir zaman dünyanın kafasının eğik olmaması gerekiyor. Türkiye'nin kafasının bazen eğildiğini falan düşünür. O yüzden denk gelmiyormuş dedik hocalarım. Bu meseleden sonra şimdi bir bilgi daha bahsetmem lazım. Size bir soru hocalarım. Farklı bilgiden bahsedeyim. Şurası şey Giresun'uz. Yerin dibine Giresun. Öyle bir söz duydum geçen gün. Aklıma takıldı hocalarım yani. Giresun'la neresi olsun? Efendim söyleyeyim, aynı boylamda Mardin diyelim hocam. Biraz böyle sağ kalbim Mardin ama neyse hocam. Hatta neyse ya, çok önemli değil hocam. Ya Trabzon, hadi ilk dur hocam mı kıracağım? Trabzon olsun hocam. Trabzon. Ben Trabzonsporluyum ha. Trabzon hocalarım. Ne alaka ben de bilmiyorum. Trabzon değil ama. Trabzon hocalarım. Trabzon'da Mardin olsun. Mardin'e kafayı taktık. Şimdi hocalarım, bunlar aynı boylamdaysa Trabzon ve Mardin hocalarım. Bunlar aynı boylamdaysa. Şimdi çok dikkatli düşünelim hocalarım. Bir durumdan bahsedeceğim. Şey hatırlayan var mı? Greenwich diye bir şey vardı hocalarım. Dünyanın şöyle tam ortasından geçen batıdaki çizgi. Hatırlıyor musunuz hocalarım? Ah, başlangıç meridyeni. Başlangıç meridyeni. Greenwich. Şimdi hocalarım çok dikkatli. Sizce şu çok güzel hocalarım. Trabzon ve Mardin aynı boylamdaysa sizce bunların hocalarım Greenwich'e olan uzaklığı da eşit midir? Şöyle baktığınız zaman. Sanki eşit gibi görünüyor ya. Değildir diyenler var. Acaba bir bildiklerim var hocalarım. Yoksa ulan kesin bir şey var. O yüzden mi değildir? Heh. Aynı hocalarım. Hocalarım Trabzon'a Mardin'in Greenwich'e olan uzaklığı eşit değil. Çok güzel. Niye biliyor musunuz? Şimdi baktığımız zaman ben sanki dümdüz çizdim. Hakikaten eşit gibi görünüyor.
Hatta içinizden şunu diyebilirsiniz. Hocam kör müyüz ya? Eşit işte. Yani Trabzon, Mardin eşit hocam diyebilirsiniz. Ama değil hocalarım. Aynen öyle. Çok güzel. Hocalarım demiş ki aslında dünya küresel. Kutba doğru gittikçe birleşiyor bunlar. Aslında şöyle demişler. Aslında bu çizgi hocam böyle değil. Aslında bu çizgi böyle gidiyor hocam. Biraz Allah'a emanet çizdim ama olsun. Aslında iz düşüm olarak bakarsak Trabzon burada bir yerde. Küresel olarak düşündüğümüz zaman. Heh, dünya göbekli. O zaman Trabzon'un Greenwich'e uzaklığıyla Mardin'in uzaklığı eşit ol. Allah kahretsin bunu çizdi. Mardin'in uzaklığı eşit oldu mu hocaların birbirine? Olmadı. O zaman daha kuzeyde olan Greenwich'e daha yakın. Aynen öyle hocalarım. O zaman bir tane not düşelim hocalarım. Diyelim ki Türkiye için konuşuyoruz. Daha kuzeyde olan başlangıç meridyenine daha yakındır. Çünkü meridyenler kutba doğru gittikçe birbirine yaklaşırlar, değil mi? Melek hocam, aynen öyle. Bunu böyle yazdık hocalarım. Var mı sıkıntı? Rakiplerimiz Mardin ve Trabzon'un Greenwich'e uzaklığını eşit zannediyorlar. Biz artık öyle olmadığını öğrendik hocalarım. Buna da dikkat edelim. Bunlar böyle küçük detaylar ama önemli. Bunu da yazdıysak boylamlarla ilgili meseleyi bitirmişizdir. Geldik arka sayfaya. Aynı enlem üzerindeki yerlerde meselesi. Yine bir Türkiye çakalım hocalarım. Hop, İstanbul Çanakkale'miz. Şöyle. Çanakkale çok güzel bir yer hocalarım ya. Çanakkale'de yaşayan var mı hocalarım? Memleketi sanki birisinin orasıydı ya. Şöyle. Soru saatimizi de geçmeyelim hocalarım. 41. Aa, soru saati de geliyor. Şimdi. Birazcık bahsedip sonra soru çözelim. Evet, çok güzel bir yer hocalarım Çanakkale ya. Vallahi ben bayılıyorum oralara. Şimdi hocalarım bir tane aynı İzmir diyelim. İzmir'le neresi olsun? İşte aynı enlemde bir yer düşünelim hocalarım. Şöyle uzattım. Bari uzattım mı? Van olsun diyelim. Van. Türkiye'nin ilk şehri hocalarım Van. Şimdi şöyle yaptık. Hocalarım İzmir ve Van aynı enlemde ise bunların çok güzel. Bir, çizgisel hızları eşit midir? Çok güzel. Edremit'te efsane hocam. Dün oradaydım. Çizgisel hız eşittir. Çok güzel. Peki hocalarım bunlar aynı enlemde ise tutulma oranları eşittir. Aynen öyle. Peki hocalarım bunların enlemleri aynıysa kutup yıldızını görme açısı da eşit midir? Evet. Görme açısı eşittir. Aynen öyle. Peki bunlar aynı enlemde ise karın yerde kalma süresi de eşit midir? Hayır değildir. O zaman bunu silelim hocam. Peki hocam bunlar aynı enlemde ise o zaman sıcaklıkları da eşit midir? Alakası yok hocam. Peki tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi? Kesinlikle hayır. Bunları asla yazamayız. Bunlar özel konumla ilgili şeyler hocalarım. Peki bunlar aynı enlemdeyse hocalarım. Açısal hızları eşit midir? Kesinlikle eşittir. Ama zaten yazmaya gerek yok. Her yer eşit zaten. O yüzden yazmaya gerek yok değil mi hocalarım? Açısal hızı yazmaya gerek yok. Zaten her yerde eşit. Evet. Yazmaya gerek yok deyip yazmak da çok enteresan oldu değil mi? Aynen hocalarım. Bunu da böyle yaptık. Peki hocalarım. Bunlar aynı enlemdeyse. Efendime söyleyeyim. Tutulma çizgisel hızından bahsettik. Gece gündüz süre farkı eşit midir? Bence eşittir hocalarım. Hepsini halledelim. Bu kesinlikle eşittir. Çünkü aynı enlem olunca Van'da olsa, İzmir'de olsa bazıları şunu diyor.
Hocam diyor bence eşit değildir gece gündüz süre farkı. Diyorum niye? Hocam Van'da güneş erken doğuyor. Evet. Ama erken batıyor. Önemli olan o fark hocalarım. Yani Van'da sallıyorum 6'da doğdu 6'da battı. 12 saat. İzmir'de 7'de doğdu 7'de battı. Yine 12 saat. O zaman gece gündüz süre farkı eşittir. Bu arada gece gündüz süre farkının bir adı daha vardı ya. Hatırlayan var mı hocalarım? Garip bir isim vardı. Garip bir isim vardı. Garip grup bir isim vardı hocalarım. Heh. Grup tan süresi bir ismi daha vardı. Çok güzel. Alacakaranlık şafak vakti. Bunlar eşitmiş diye öğrendik. Aynen öyle hocalarım. Çok güzel. Aynen. Gibi durumlardan bahsedebiliriz. Aynı enlemdeki yerlerde. Tabii bir sürü şey yazılabilir. Bunlar özellikle bilmemiz gereken bazı meseleler. Dedik İzmir Van'da böyle konuştuk. Geldik hocalarım arka sayfaya. Yavaş yavaş sorulara geçebiliriz. Biraz soru çözebiliriz. Hatta bir arka sayfada ne var ona bir bakayım. Güneşin ufuktaki yeri. Orada hatta az kaldı aslında ama hatta buradan da bahsedeyim. Bari matematik konum hafif bitmiş olsun hocalarım. Güneşin ufku ile ilgili hiç sormadılar. Bir dakika bahsetsem yeterli. Mesela Çanakkale'de saat 11 iken güneşin ufku sağ tarafta. Ankara tam tepedeyse güneşin ufku en üstte. Hakkari'de biraz batışa doğru yaklaşmış. Güneşin ufku biraz sola kaymış. Bu güneşin ufku her zaman şöyle hocalarım. Allah bu ne kadar büyük böyle. Güneşin ufku her zaman şöyle sağ taraftan sol tarafa doğru gidiyor. Bütün hepsinde böyle. Burada da aynı şekil. Ve güneşin ufku bize tam olarak saati gösteriyor. Çanakkale daha geride olduğu için saat 11 gibi. Hakkari daha ileride olduğu için 13 gibi. Aslında Türkiye'de 11 ve 13 olması pek mümkün değil. Çünkü en fazla 1 saat 16 dakikalık bir fark var ama mantığını kavrayalım diye göstermişim böyle. Aklımıza bulunsun hocalarım. Pek gelmiyor. Hatta soru bankalarında bile sormuyorlar. Aslında bir tane iki tane sormaları lazım ama ne olur ne olmaz diye göstermek istedim. Arka sayfada da hocalarım gündüz süresiyle ilgili bir durum var. Bu özel tarihler meselesi. Burada Haziran aylarında kuzeye doğru gittikçe gündüz süresinin arttığını, Aralık'ta da aşağı gidersem gündüz süresinin arttığını bilmek bana yetiyor. Yani burada şu cümleyi yazalım. 21 Haziran'da kuzeye gidersek gündüz süresi artar. Aynen. Çünkü en uzun gündüzümüz. Aralık'ta da güneye doğru gidersek gündüz süresi artıyor. Yani maviyi görünce kuzeye gidersem, kırmızı görünce güneye gidersem gündüz süresi artıyormuş diye biliyoruz. O zaman soru gelsin hocalarım. 21 Haziran'da Bursa'da mı yoksa Kilis'te mi gündüz süresi daha uzundur? Haziran'da Bursa'da mı Kilis'te mi gündüz süresi daha uzun? Bursa'da daha uzundur. Aynen öyle. Aralık'ta en uzun gündüz hangisidir? Bursa mı Kilis mi? Bu sefer de Kilis'te gündüz süresi daha uzundur. Bir çalışma daha yapalım hocalarım bununla ilgili. 4-5 tane şık verelim şöyle. A olsun. Efendim söyleyeyim. B olsun. C olsun. Şöyle. Hocalarım 21 Haziran'da kafanızı karıştırmaya çalışayım. Şimdi 21 Haziran'da en uzun gündüz A mı B mi C mi? 21 Haziran'da en uzun gündüz. A. Çok güzel. Var mı sıkıntı? Yok hocalarım. Çok iyi. Peki size bir soru daha. 21 Haziran'da en uzun gece hangisidir? C'dir. Aynen öyle. Tam tersini sormuşlar. Aslında kafa karıştıracak bir şey yok ama bazen karışabiliyor. En uzun gündüz A ise Haziran'da en uzun gündüz şey en uzun gece de C'dir. Peki bir soru daha. 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz hangisidir? Aralık'ta en uzun gündüz. Yine C. Çok güzel. Aralık'ta en uzun gündüz C. Peki hocalarım Aralık'ta en uzun gece hangisidir? A. Demek ki Haziran'ın en uzun gündüzüyle Aralık'ın en uzun gecesi aynı günlermiş. Bunu öğrenmiş olduk. Bu bilgi benim işim görüyor zaten. Detayını çok sormuyorlar ama bilmem gereken temel bilgi bu. Bunun dışında ekstra çok fazla bilgiye gerek olmuyor. Aslında çok detayı var bunun ama bunlar benim işimi görecektir.
Ve şunu da bilmekte fayda var. Türkiye'de en uzun gündüz 21 Haziran'dır. Biraz büyük olduğunu küçültelim. Yine Türkiye'de en uzun gece 21 Aralık'tır. Bunu da şöyle alt köşeye yazmış olduk. Hocalarım, gündüz süresi meselesinden bilmem gereken temel bilgiler bunlar. Çalışma sayfasını haftaya çalışırız bunlarla ilgili bazı şeyler. O yüzden kuruyorum arada bir. Burada kalalım hocalarım. Şimdi herkes yarım saniye, yarım dakika beklesin hocalarım. Bir soru çözelim birazcık da, olur mu? Şöyle hemen sorularımı bulacağım şimdi hocalarım. Ben size bu soruları da atacağım. Hocam şu anda evet Perihan Hoca. Hocam ilk gün biraz dayanalım Perihan Hoca. Sonra çaresine bakacağız. Dayanalım hocam. Çok az kaldı. 15 dakika. 10 dakikada. Heh, bunlar geldi mi hocam? Çok güzel. Şimdi buradan başlayalım hocalarım. Bunlarla ilgili sorular çözelim. Ne var ne yok diye. Evet. Bakalım hocam. Tamamdır hocam. Allah hakikaten herkes yorgun. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama devam edelim hocam. Başlayalım hocalarım. Şimdi gördüğümüz konularla ilgili bazı sorular alalım. Herkes baksın hocalarım. Cevabı verebilirsiniz yaptıktan sonra. Beraber de ilerleyelim. Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gittikçe, Hatay'dan Kastamonu'ya yani, güneş ışınlarının düşme açısının daralmasına bağlı bazı şeyler değişiyormuş. Üç farklı cevap geldi. Adana, Ceyhan ve Edirne. Herkes yapmaya başladı. Diyor ki hangisi enlem etkisiyle açıklanmaz? Enlem derken kastettiği ekvatordan kutba doğru olan uzaklık hocalarım. Yani ekvator mu kutup mu meselesi? Enlem etkisini soruyor. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Ceyhan ve Edirne arasında herkes gidiyor. Adanalar geliyor orada bir. Ama hiç Denizli bir şey yok galiba. Bursa yapan yok galiba. Hangisi enlem mi açıklanamaz? Haydi bakalım hocalarım. Diyarbakır'ın yıllık ortalama sıcaklarının Kars'tan yüksek olması. Diyarbakır daha güneyde, Kars daha kuzeyde. Bence Adana'nın enlem etkisi var. Ama hocam yükselti değil mi? Evet ama sonuçta bir enlem etkisi kesinlikle var hocalarım. Bence Adana doğru. Diyarbakır daha aşağıda sonuçta. Karadeniz'in Akdeniz'den daha soğuk olması. Bu çok net enlem zaten. Kışın Samsun'un Ankara'dan sıcak olması. İyi de Samsun daha kuzey değil mi hocam? Samsun'un daha soğuk olması gerekmiyor mu? Devreye başka bir şey girmiş bence. Normal Samsun'un daha soğuk olması lazımdı. Samsun daha sıcakmış. Bu Samsun'un çok güzel. Denizelliği ile alakalı. O zaman cevap Ceyhan olabilir hocalarım. Bakalım biz Denizli'ye. Denizli yapan yoktu ama. Toroslar'da kar sınırının Kuzey Anadolu dağlarından yüksek olması. Bundan da bahsettik. Akdeniz'de, Antalya'da karlar daha yukarıdaydı. Kuzeye doğru gittikçe düşüyordu. Bu da doğru. Edirne yapanlar vardı hocalarım, 5-10 kişi. Antalya'da yaz turizminin İzmir'den uzun sürmesi bence bu çok net enlem. Çünkü Ekvator'a daha yakın hocalarım, cevap Ceyhan olmalı. Birinci soruda. Var mı sıkıntı hocalarım? Denizellikten dolayı çünkü. Normalde daha kuzey bir yerin daha da şey olması lazım. Böyle ne bileyim soğuk olması lazım. Bir Ceyhan. İki. Cevaplar gelmeye başlıyor. Van ve Hakkari'nin yerel saatlerinin ulusal saatten 2 dakika daha geri olduğu tespit edilmiş. Yani
Iğdır'ın birazcık daha böyle batısındalarmış. Diyor ki hangisi o zaman söylenemez? Hocalarım bir kere Van ve Hakkari iki farklı şehir. Ulusal zaten 2 dakika geriyse ikisi de. Bunlar nerededir bu ikisi? Aynı. Boylan'dadır galiba. Aynen öyle. Bakalım o zaman tek tek gidelim. Öğle vakitleri aynıdır çünkü aynı boylam. Boylamları aynıdır. Zaten Adana ve Bursa aynı şık hocalarım. Boylamları aynı demek, öğle vakitleri aynı demek. Adana oluyorsa Bursa'da olmak zorunda zaten. 45 derece doğu meridyene göre yani Iğdır'a göre batıdadır. Evet, Iğdır'a göre batıda. O yüzden geri zaten. Gün içinde ulusal saatte 12'de cisimlerin gölge boyu en kısa olmaz. Çünkü daha geride olacağı için 12.08'de olma ihtimali var. Bence bu da doğru. Çünkü saat 12'de cismin gölgesinin en kısa olduğu yer Iğdır'dır hocalarım. Burası daha geride olduğu için daha farklı bir saatte boyu daha kısa olabilir. Bence bu da doğru. Edirne'ye bakalım hocalarım. Başlangıç meridyenine uzaklıkları aynıdır. Az önceki muhabbet. Hocalarım Van ve Hakkari. Şöyle düşünelim. Van şurada. Hakkari burada. Greenwich de burada. Heh, hatırlıyor musunuz hocalarım? Trabzon şey örneği. Heh. Bu ikisinin Greenwich'e uzaklığı eşittir diyebiliyor muyduk? Aynen öyle. Hakkari daha uzak hocalarım. Aslında şöyle bir olay vardı. Burası şöylemesine bükülüyordu hocam. Aslında Van, evet bu Van yazıyor hocalarım burada. Van daha yakındı. Hakkari daha uzaktı. O yüzden cevap burada hocalarım Edirne olmuş oldu. Var mı sıkıntı hocalarım? Çok güzel. Üçüncü soruya bakalım. Cevap geldi. Yoğunlukta aynı şık var gibi. Edirne Denizli yapanlar da var ama cevap sanki Adana olacak galiba ama bakalım bakalım hocalarım be. Şimdi bunlar ikisi A'dan B'ye gidildiği zaman ikisi de aynı boylamdaymış 32 doğuda. Hangisinde A'dan B'ye gittiği zaman değişme olmaz. Yerel saat değişir mi hocalarım aynı boylamda? Bence değişmez. Çünkü bu aynı boylamda yerel saatler aynı. Başlangıç meridyene uzaklık değişir mi? Kesin değişir. A'dan B'ye gittikçe başlangıç meridyenine yaklaşır mıyız, uzaklaşır mıyız hocalarım? Uzaklaşırız. Çünkü ekvatora doğru gidiyoruz. İyice uzaklaşırız. Çok güzel. Peki güneş ışınlarının düşme açısı artar mı, azalır mı? Aşağı doğru gidiyoruz, güneye doğru. Kesinlikle açı gittikçe artar. Bunlar değişim gözlenir. Şu bir numaralı şey de gözlenmez. Aynen hocam, ondan da bahsettik. Çok güzel. Üçüncü sorudan sonra geldik dördüncü soruya. Gördüğümüz konularla ilgili şeyler geliyor karşımıza. Aha! Orta kuşak sorusu. Bunu kodlamıştık zaten. Kesinlikle D diyenler var. Bazıları Adana demiş. Dur bakayım bir şey farklı bir şeyler daha vardı. Heh. Çok güzel. Bakalım bakalım hocam ne diyor? Kalemle birlikte. Hangisi orta kuşakta olduğunu kanıtlar? A, B, C, D. Dört mevsim. Kanıtlar mı hocalarım? Bence kesinlikle kanıtlar. Peki aynı anda dört mevsim deseydi o neydi hocalarım? Aynı anda dört mevsim. O özel konumda. O çok farklı bir durum. Aynen öyle. Cephe yağışları olur mu? A, B, C, D. Olur.
Hatta cephe yağışının bir adı daha vardı hocalarım. Hatırlayan var mı? Cephe yağışı. Çok güzel. Frontal yağışlar. En uzun gecenin 21 Aralık olması. Ya tamam biz bundan bahsettik de bundan orta kuşakta mı bahsettik hocam? Değil mi? Aynen öyle hocam. Kuzey Yarımküre'de olmakla ilgiliydi bu. Aynen öyle. Bu o yüzden orta kuşakta olmakla pek ilgisi yok bunun. Batı rüzgarının etkisi altında olması var mıydı hocalarım? Batı rüzgarı etkisinde olması? Vardı. Aynen. Çok güzel. 1, 2, 4. Cevap ne oldu? Denizli olmuş oldu. Burada da. Aynen hocam. Orta kuşağın şifresi ABCD'ydi. Geldik hocalarım. 5. soruya. Hangisinin yerel saatiyle ulusal saati arasındaki fark en az ve en fazla? Ulusal saat derken kastettiği hangi ile hocalarım? Ulusal saatimiz bizim şu an neresi? Iğdır. O zaman Iğdır'a en yakın ve en uzaklara bakacağız değil mi? En az demiş ilk önce tabii. Ona dikkat edin. En az ve en fazla. Yani Iğdır'a en yakın ve en uzak. Çoğunluk Adana demiş. Bakalım bakalım hocalarım. Erzurum az olabilir mi? Evet, bunun için en az Erzurum. En uzakta İzmir. Evet, çok net. 5 Adana olmuş oldu. Çok güzel hocalarım. 6. Bu numaralandırılmış ifadelerden hangisi üzerinde mutlak konum etkili değil? Mutlak konumun diğer ismi neydi hocalarım? Mutlak konum. Matematik konum. Sinop'ta gölge boyu. Gölge boyu dediği anda özel bir matematik mi hocalarım? Matematik. Bitlis'te sıcaklık ortalamasının İzmir'den düşük olması. Bu neyle ilgili hocalarım iki? Bu çok net özel konum yükseltiyle ilgili. Aynen. Karadeniz'in tuzluk oranı. Tuzluk oranı dediği anda zaten matematik daha düşükmüş. Akdeniz'in yaz turizmi az önce çıkmıştı. Ege'den uzun olması enlem matematik. Doğuş batış süresi, gruptan süresi yani alacakaranlık şafak vakti alana uzunmuş sinopta. Bu da sanki matematik. Cevabımız 2 gelmiş oldu bu kısımda. Var mı sıkıntı hocalarım? Aklımıza yatmayan bir yer var mı şu ana kadar? Şu kavram ne demekti hocam? Bu ne anlama geliyor gibi. Yoksa güzel. Tamamdır. 7. Buna bakalım hocalarım. Çok güzel gittin hocam. Cevaplar gelmeye başladı. Yoğunlukta bir ışık var. Türkiye'nin jeopolitik önemini arttırması. Aslında jeopolitik daha görmedik ama azıcık bahsettim. İstanbul Çanakkale Boğazları jeopolitik önemini çok arttırır. Petrollere yakınlık çok arttırır. Transit ticaret bahsettik çok arttırır. Alp Himalaya'dan bahsetmedik. Bu dağ kuşağı demek. Değil mi hocalarım? Alp Himalaya pek de jeopolitik önemi artıran veya azaltan bir şey değil. Üç kıta arasında bulunmak. Bundan da konuştuk. Bu da arttırır. Cevap Denizli oldu dedik. Hocam ona gelelim bitirelim madem bugünü. Size çok yormayayım ilk günden. İki tane, üç tane daha yapıp bitirelim. Türkiye Kuzey Yarımküre'deymiş. Hangisi kanıt değildir? Kuzey Yarımküre'de olmaya. Güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalıyor. Çünkü kutba gidiyoruz. Bu kanıt. En uzun gündüz 21 Haziran. Yarın, diğer yarım kürede olsaydık Aralık olurdu. Bu da kanıt. Karadeniz'in tuzluğu aynısı yine çıktı. Az olması bu da kanıt. İkinci, üçüncü saat dilimleri. Bu saat dilimi enlemlerle mi, boylamlarla ilgili bir şey mi hocalarım?
Yani kuzeyde olmakla pek bir ilgisi yok bunun. Boylanla ilgili. Güneyden kuzeye doğru gittikçe sıcak sıcağın azalması da yine enlemle ilgili. Çok güzel Denizli. Harika sığırcılarım. Dokuzuncu soru. Bir ve iki numaralı bölgeden gidersek diyor. Sıcaklık azalıyormuş. Şey soracağım. Bir de sıcaklığın azalma sebebi ne? İki de sıcaklığın azalma sebebi ne? Bunu da konuşmuştuk. Herkes aynı cevabı verdi gibi. Mustafa Hocam, İlknur Hocam. Aynen. Şimdi tekrar bakın. Adana ve Edirne arasında gidiyor herkes. İki gruptan biri karıştırıyor. İlk önce bir, sonra iki hocalarım. İlk önce bir, sonra ikiye bakın. Mesela bir numaralı bölge doğuya doğru gidiyor. Bir kesinlikle yükselti olacak. İki kesinlikle Şimdi A demenizin sebebi hocalarım A şıkkı değil mi? Tamam. Çok güzel. Şaşırma gibi de düşündüm bazılarında. Tamamdır hocalarım. Çok güzel. Ne oldu? Şöyle oldu. Doğuya doğru gittikçe sıcaklığın düşme sebebi yükseltidir. Bir yükselti olacak. Şu da olabilir. İki numaralı bölgeden gittikçe sıcaklığın düşme sebebi enlem olacak. İki de şu oldu. Başka enlem var ama buradan cevabı Adana'ya yakaladık. Aynen hocam. İnsan şu ikiyi terse koymuş, biri bu tarafa koymuş. İnsanın kafası karışıyor. Allah korusun sınavda karışmasın. Son soruya bakalım hocalarım. Bugünü bitirelim. Türkiye haritasında A merkezinden gidersek hem ekvatordan hem de başlangıç meridyenine uzaklaşırız. Şurası ekvator. Şurası başlangıç meridyeni. Öyle bir yere gitmeliyiz ki ikisinden uzaklaşmalıyız. Yanlış yapanlar da düzelsin hocalarım. Hem Greenwich'ten hem ekvatordan uzaklaşacağız. Kaç numarada gitmeliyiz? Sanki şu mavi kalemle gösterdiğim 4 numaradan gidersek sanki bu ikisinden de uzaklaşırız gibime geliyor. Cevabımız Denizli olmuş oldu. Burada da hocalarım. Hocam bugünlük bitirelim. Sizi de çok yormayayım. Sabah iş var hepimizin. Hocam dersi 7'ye almamız pek mümkün değil gibi biraz benden kaynaklı çalıştığım yerden çıkıp geldiğim için aslında 8 falan bile olabilir ama tam sıkış tepiş gelip trafikten dolayı geç kalma ihtimalim oluyor. O yüzden de 8-15'e garanti olsun diye 8 deyip de bu sefer hep geç başlamak da istemedim. O yüzden hocam 8-15 yaptık. Gerekirse ders sayısını belki azaltabiliriz. Ya da baktık tabii herkesin mutlaka uymuyor ama tekrar kayıttan belki dinleyebilirsiniz. Tabii ki hocam videolar şu an zaten otomatik olarak kaydoluyor. Ben onu bulut sistemine kaydediyorum. Serkan hocam onları paylaşır. Evet 7 aynen hocam. Çoğu için de erken. O yüzden sadece benle ilgili değil. Çoğu için de erken galiba. Evet. İlk günün hocam bir de alışacaksınız hocalarım. Tabii hocam. Tamamdır hocalarım. Mutlaka değerlendirmesini yaparız. Serkan hocamla paylaşırım hocalarım. Ayarlarız. Çok güzel. Ben teşekkür ederim hocalarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tanıştığıma çok memnun oldum. Allah'a emanet olun. Haftaya yine bu saatte görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın hocalarım. Sağ olun hocalarım. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.